Sevgili Gerçek TV izleyicileri, hepinize iyi geceler diliyorum. Bu akşam Haluk Canberk hocamız ve Doktor Kerem Arda hocamızla beraber dolar ve altında neler oluyor? Borsada Fitch not kararı ve seçim öncesi beklentiler. Borsa neden geriledi? Ardından yükseldi. Altın ve dövizde neler oluyor? Döviz bürolarında neden kuyruklar oluştu? Dolar ve altına vergi gelir mi? Bunları konuşacağız. Haluk hocam hoş geldin. Merhabalar efendim. Hoş bulduk. Dinleyen arkadaşlarımıza hayırlı yayınlar diliyorum. Sağlık ve başarılı güzel günler dileklerimi iletmek istiyorum. Kerem Hocam merhabalar. Kerem Arda'yı da tam ortalarsak sorun yok. Kerem Arda'nın görüntüsünü şöyle kendisini ekrana görürse ortalayacak. Tamam. Evet hocam kusura bakma. Rica ederim. Rica ederim hocam. Kerem Hocam sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba Ali abi. Saygılar sunuyorum. İkinize de seyircilerimize de. Çok teşekkürler. Kerem Hocam seninle başlayayım. Neden döviz bürolarının önünde kuyruklar oluştu? Ne oldu? Olağanüstü ne gelişti Türkiye'de ve dünyada? Şimdi şöyle başlayayım ben Ali abi. Uluslararası konjonktürle başlayalım önce. Dün Powell'ın bir konuşması vardı Amerikan Fed Başkanı'nın. Böyle çok şahin değil ama güvercin de bir konuşma yapmadı Powell. Ama faiz indirimine başlayacaklarını artık belli etti. Tabii ki tarihini tam olarak vermeden, bir mesaj vermeden, bir tüyo vermeden faiz indirimiyle ilgili o soru işaretini en azından ortadan kaldırdı. Ama bununla ilgili Haziran'da mı, Temmuz'da mı, hangi süreçte olacağıyla ilgili de tabii bir bilgi yok. Çünkü malumunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 tane FED başkanı var, bölge başkanları deniyor bunlara. Onlarla beraber mutabakata varılarak alınacak kararlar. O toplantıda 20 Mart'ta olacak ve ondan sonraki süreçte tabii ki bu toplantıda beklenmiyor ama önümüzdeki toplantılarda en azından yani 2024 için bu faiz indirimlerinin başlayacağı ile ilgili soru işareti tamamlanmış oldu. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı vardı. Onlar sabit bıraktı. Zaten tahminimce biraz da Fed'i takip etmek istiyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi altın kısmına gelirsek böyle bir hareket var altın ve dolarda özellikle Türkiye için. Altında global bir hareket de var zaten. Altın zaten bayağı iyi gidiyor. Bir 2158'leri 2157'lerdeydi şimdi. Ondan sonra detaylarını konuşuruz ama bizimle alakalı olarak bizim dolarla ilgili bir döviz talebi var doğrusunu söylemek gerekirse. Bu döviz talebi durdurulamıyor. Bununla ilgili önlemler alınmaya çalışılıyor. O sebeple de bir yani böyle bir korku, bir sıkıntı seçim öncesinde malumunuz geçtiğimiz sene seçimden sonra çünkü dolarda ve yani dövizde diyeyim hızlı bir hareketlenme olmuştu. Ondan da insanlar böyle nasıl diyeyim feyz alarak bir döviz bürolarının önünde kuyruklar oluşuyor. Böyle bir durum var. Ama bunun ne kadar gerçekçi, ne kadar bu korku rasyonel onunla ilgili açıkçası ciddi bir bilgimiz yok. Ama serbest piyasa diyebiliriz buna. Tezgah üstü diyebiliriz. Kapalı çarşı diyebiliriz. Buralarda çok ciddi bir makas var. Interbank kuruyla alakalı olarak. Böyle bir süreç şu anda Türkiye yaşıyor. Bunu önümüzdeki günlerde tabii daha da iyi göreceğiz. Mesela HSBC'nin bir raporu var. 33'ten 36'ya çekti yıl sonu döviz kurunu. Zaten bana göre düşük bir kurdu çekilmiş 33. Zaten biz neredeyse 33'e ama 36 ile alakalı olarak da ben biter bir tahmin olarak görüyorum 36'yı da. Ama yani bir revize ediliyor, dolar kuruyla ilgili bir kontrol dışı bir durum var. Ve baktığımızda her gün 1.3 milyar TL yakalıyor yani yine eski sistemle giderek döviz kurunu kontrol altında tutmakla ilgili. 20 güne yakın bir zaman kaldı bunu iş günü olarak hesaplarsak 16-17 günlük bir iş günü var önümüzde herhalde. Bu hızla gidersek biz eksi 80 milyar TL gibi bir net döviz rezerviyle gireriz seçime. Bunun da böyle olması da mümkün değil. O yüzden önümüzdeki günlerde ben başka alternatifler, başka çözümler de üretileceğini düşünüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ama şöyle de bir gerçeğimiz var.
Bütün bunlar tabii hem globalin bize yansıması ama aslen bizdeki o dediğimiz gibi o ürkme, o korkmanın yansıdığı bir şey olarak görüyorum ben. Ali Koca da bunu tabii ki değerlendirecektir diye düşünüyorum. Çünkü arda arda geliyor mesela Merkez Bankası'nda biz bugüne kadar şu hesapla hareket etmiştik. 45'e kadar yükselttik politika faizini. Bu bize yeterli olacak gibi. Ama malumunuz enflasyon beklentinin bu ay da üstünde geldi. Sayın Şimşek tam piyasalardan önce ve enflasyon verisinin açıklanmasından bir saat önce, iki saat önce bir canlı. Orada bütün bunlarla ilgili açıklamalar da yaptı. Bugünlerde yaşıyoruz. CDS'te bir yükselme var. Bunlarla alakalı olarak da dediğimiz gibi ilk taşı da JP Morgan atmış bulundu. JP Morgan dedi ki 500 bas puanda faiz aktarımına minimum ihtiyaç var. Tabii biz bunu seçim öncesi bekliyor muyuz? Açıkçası ben siyasette takip eden biri olarak beklemiyorum. Ama bana kalırsa sembolik de olsa bir 250, bir 500 bas puanlık bir artış yapılırsa bu kredibilite olarak Türkiye'nin lehine olur yurt dışında bundan sonraki süreçlerde. Ama bana sorarsanız tabii ben bunu seçim ekonomisi kısmında ve onun şöyle söyleyeyim algı yönetimi açısından ben böyle bir şey beklemiyorum. Ama bunun olabileceğini de göz önünde bulundurayım. Bu arada notlarıma da bakıyorum. Yani bu Kerem Hocam. Likidite fazlası da devam ettiği müddetçe bizim üzerimizde bu baskı devam edecek. Teşekkür ediyorum. Haluk Hocam, siz nasıl bakıyorsunuz bu döviz ve altın kuyruklarının oluşmasına, dövize olan talebin artmasına, dünya piyasalarında ve bizde ne oldu ki bu artışlar yaşanıyor ve Türkiye'nin neden insanlar bir anda dövize doğru akın ettiler ve altına? Şimdi Sayın Hocam, öncelikle şöyle ifade edeyim. Para belirsiz değil, sevmez. Kendisine mutlak surette güvenli liman aramak ister. Bu Türkiye'de de, bu gerçek Türkiye'de de aynıdır. Küresel piyasalarda da aynıdır. Dolayısıyla para her zaman için kendisine güvenli bir liman arar. Geçmiş zamanlarda küresel piyasalar noktasında bir sıkıntı, stres olduğu zaman paranın adresi ya Japon yeni olurdu ya ons altın olurdu. Ama şu anda artık Japon yeni değil de altın veyahut da USD 10 yıllık faizler veya faizler diyelim, faizlere bir yönelim var. Faizlerden ziyade altına karşı küresel piyasalarda son derece ön plana çıkmış bir ilgi var. Çünkü jeopolitik tabloyu beğenmeyen yatırımcılar mevcut. İşte Gazze, Filistin, işte Rus, Ukrayna vesaire yeni yeni bir takım sürtüşmelerin gündemde olması altını bir nevi körüklüyor. Tabii ki Türkiye'deki altın fiyatları da dolarımızdaki artış, dolardaki artış ve ons altındaki artışla paralel bir şekilde etkilenmekte. Ve halk da doğal olarak altın aldığı zaman aynı zamanda dolar almış gibi oluyor. Çünkü dolardaki artış altını etkiliyor, altındaki artış doları etkilemiş oluyor bir nevi. Ve faizler şu anda tabii toplumumuzun her kesiminin faize duyarlılığı aynı değil. Muhafazakar bir toplum yapısına sahibiz. Altın insanlık tarihinden bugüne kadar devam etmekte olan bir ilgiye, öneme, değere haiz. Bu sebepten dolayı altına karşı ilgi çok büyük. Tabii ki döviz nezdinde de Türkiye içerisindeki belirsizliğin de seçimler öncesindeki belirsizliğin de gündemde olması. Efendim aylardır söylenmekte olan enflasyonu 2024 yılı itibariyle biz düşürmeye başlayacağız. Enflasyon hedefimiz tek haneler gibi söylemlere rağmen ya neredeyse yılın ortasına gelmek üzereyiz. Hala enflasyondaki artış eğilimi devam ediyor. Hatta Mehmet Şimşek tek haneli faizin 3 yıl sonrası için söyledi ilginç bir şekilde. Bir de burada bir sözünü kesmiş oldum. Şu anda Gülis Arıkan bir mesaj attı. Diyor ki ay neler oluyor? Benim gibi anlamayan sap dillere de hitap ediniz. Yani tamam ekonomiden anlayanlar için o terimleri kullanıyorsunuz da ben nasıl anlayacağım diye Gülez Hanım'ın anlayabileceği şekilde ne anlatıyorsunuz sevgili hocam? Ben benden ötürü oldu herhalde. Kusura bakmasın.
Şimdi ons altın Hocam için yani başka bir... kısacası ne oluyor Türkiye'de? Yani bir döviz kıtlığına mı gireceğiz? İnsanlar yani ne kadar insan döviz alıyor, ne kadar insan altın alıyor? Toplumun herkesi mi yatırım yapıyor? Yani böyle bir koşul mu var? Hem yoksullaşırken hem dövize doğru akın edilmesi, yani 1 Nisan sonrası için büyük bir devalüasyon mu bekleniyor? Paramız daha da mı değer yitirecek? Faizler mi yükselecek, düşecek? Ne olacak? Yani çok basit hocam. Benim de anlayabildiğim cümlede sıradan insanların da anlayacağı bir dille söyler misiniz lütfen? Yapıyor muyuz, kalkınıyor muyuz? Öyle söyleyeyim. Hocam net olarak şunu ifade etmek lazım. Siyasi iktidarın veyahut da ekonomi kurmaylarının bu ana kadar gerçek anlamda enflasyonla mücadele konusundaki bir başarılarının görülememiş olması, yaklaşan seçimler evvelinde önemli bir belirsizlik yaratıyor, önemli bir güvensizlik yaratıyor. Bu güvensizlikten dolayı da seçimler bittikten sonra 31 Mart sonrasında iktidarın önünde bir 5 yıllık zaman dilimi var. 2028 yılına kadar görünen bir seçim takvimi yok. Ha, erken seçim olur Beş olmaz yıl onlar ayrı bir demeyelim konu. buna hocam. 4 yıl kalıyor. Pardon 4 yıl kalıyor. Özür dilerim 2024. Pardon. 4 yıl kalıyor. Ha, erken seçim olur olmaz mevzuları ayrı. Vatandaşta şöyle bir algı var. Ya bir erken seçim olmazsa seçimler evvelinde iktidar gerek yerel seçim gerek yerel seçim evresinde ciddi bir dış dünyaya güzel görünmek, hoş görünmek adına Nas ekonomisinden vazgeçti. Faizler artırıldı vesaire. Dolar baskılandı. Şu oldu, bu oldu. Ama bu evreden sonra artık tamamıyla rahat bir döneme girilecek ve bu rahat döneme girildiği zaman ipin ucu eskisi kadar rahat olmayacak. Bir şekilde de dövizde bir yükseliş eğiliminin olacağı, faizlerin indiriminin söz konusu olabileceği gibi unsurlardan dolayı vatandaş kendi nezdinde bu sıkı para politikasının Mehmet Şimşek Bey'in dediği gibi sert adımlarla devam edebileceğine inanmadığı için, güvenmediği için şu an atılan adımların seçim öncesi birer seçim argümanı niteliğinde olduğunu düşündüğü için şu anda dövize yönelik bir ilgi gösteriyor veya altına yönelik bir ilgi gösteriyor. Çünkü seçim sonrasına dair şu ana kadarki atılan adımlarda bir takım gevşemeler olacağını düşünüyor. Söylenilerin aksine. Yani güven duymuyor, öyle mi anlıyorum? Evet, güven duymuyor. Vatandaş yönetilmekte olan ekonomik sisteme, ekonomik politikalara güven duymuyor. Malum, bakınız yani sürekli olarak gündemde olan bir konu. Emekli maaşlarının artırılmasının gerekli olduğu, efendim 2002 yılındaki emekli maaşları bir şekilde asgari ücretin 1,5 katı civarındayken şu an asgari ücret 17.002 TL, bugün emekli maaşları 10.000 TL civarında, en düşük emekli maaşından bahsediyorum. Ve sürekli olarak yeni bir revizyon olur mu, yeni bir ek durum söz konusu olur mu gibi konular konuşuluyor. Yani Erdoğan'ın vatandaştaki... yatırımları iptal etmemiz gerekiyor. Bütçeyi vermemiz gerekir. Veremeyiz dedi zaten. Evet 1,4 trilyon TL, 1,4 trilyon TL bütçe ayırmamız lazım dedi emeklinin isteğini yerine getirebilmek için. Yani Sayın Hocam 1,4 trilyon TL'yi koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti koskoca ifadesini özellikle altını vurguluyorum. Her şeye para bulurken bu miktardaki bir parayı biz eğer emeklimiz için, insanımız için bulamıyorsak yazıklar olsun bize. Hocam Şatafata ora buna... ne kadar dolar yapıyor? Ben hesaptan anlamıyorum. Doktor Kerem hocama da sorayım. Yani 1,4 trilyon kaç milyon dolar, kaç milyar dolar yapıyor ki? 1,4 milyar TL mi? Trilyon Milyon dolar. TL hocam. 1,4 trilyon TL. 1,4 trilyon TL kaç dolar yapıyor? Evet. Hemen hesaplayayım ben de. Kafadan Hesaplayayım olmadı. bakayım, merak ettim de hocam, bakalım yani gerçekten Türkiye için ne anlama geliyor merak ediyorum. Dolarla bakmak gerekiyor çünkü TL artık bana şey gelmiyor. Yani trilyon ve milyarları karıştırdığım için. Hocam bizler de artık milyonla milyarı karıştırır duruma geldik. Vallahi Binle yemin milyonu ediyorum öyle. karıştırır. Yani biz hala ben konuşurken biz de hala eskinin üzerinden konuşuyoruz. Trilyon, milyar bilmem ne falan yani. Evet. Ne oldu Şimdi Doktor Kerem hocam? yapıyorum. Makinenin Oho. sıfırları almıyordur hocam belki de. Hocam şimdi Kerem hocam hesaplarken bir taraftan Evet. faizlerin 50-60 baz puan aralığında arttırılması gerçekten olası mı? 500 puan artışı bekleniyor. Yani
Bu ne anlama geliyor? Bu ekonomik politikanın sonuç alamadıklarını, faiz arttırınca piyasanın daha da daralacağını, hatta insanlar faizlerin düşürülmesini, konuta yönelik talebin arttırılması için konut faizlerinin düşürülmesi konuşulurken bu birbiriyle tezat değil mi? Hocam şimdi gerçekten çok tezat durumlar var. Bakınız, otomotiv satışları açıklanıyor. Ocak ayında rekor seviyelerde, geçmiş dönemlere oranla rekor seviyelerde bir otomotiv satışı gündemde. Şimdi yani amaç ne? Dövizin artacağı gerçeğinden yola çıkmak kaydıyla insanlar, otomotiv almak isteyen insanlar bir şekilde bir an önce alayım. Çünkü otomotivde dış dünyaya çok bağımlı bir durumumuz var. Bu bir şekilde talebi artırmış oluyor. Diğer yandan konut fiyatlarında bir gerileme var. Evet, kredi faizlerinin çok yüksek olması, kredi verilmiyor olması, hatta bugün kredilerle ilgili olarak Merkez Bankası'ndan gelen bir açıklama vardı ki, bankalara deniyor ki sen kredi büyümeni, yani aylık kredi potansiyelini belli bir seviyenin üzerine çıkaramazsın. Onlara belli kotalar verilmiştir. İşte konut kredisinde rakamlar şu an hatırımda değil ama %3'lük büyüme yerine %2,5-2'ye düşürdüm diyor senin aylık büyüme potansiyelini. Eğer diyor daha fazla kredi dağıtmak istersen zorunlu karşılık ödemek zorundasın diyor bana. Ek teminat yatırmak durumundasın diyor. Bu da kredi maliyetlerinin daha da artırılması, kredi maliyetlerinin daha da artması durumunda ise bankalara kredi verme demek istiyor. Yani vatandaşı zor durumda bırak diyor. Hatta kredi kartı limitleriyle ilgili olarak da bir takım polemikler gündeme geldi hatırlarsanız. Kredi kartları limitlerinin işte artırılmayacağı, düşürüleceği bir takım... 45 milyon dolar bu arada. Kaç? 45 milyon dolar. 45 milyon. Şimdi bir izleyicimiz 460 milyon dolar yazdı. Bir izleyicimiz 42 milyar dolar yazdı. Sen 45 milyon dolar yaptın. Ne yapacağız hocam? 1.4 milyar TL dedik, doğru mu? Şey, katrilyon de, 1.4 trilyon. Trilyon hocam, trilyon. Ha, o zaman müşteri şeyin izleyicimizin dediği doğru, haklısınız. Yani. Aynen hocam, yani 45 milyar dolar gibi bir rakam yapması lazım. Şimdi ben de hesaplayayım, siz hesaplarken... 42 milyar dolar hesap makineleri yetmiyor. Doğru söylüyorsunuz hocam. Hocam 42 milyar dolarsa, 42 milyar dolarsa bunu Recep Tayyip Erdoğan sittinsine vermez. Vermez oğlu, vermez yani. Çünkü niye vermez? Bizim Rusya'ya vereceğimiz 2x20'lik bir doğalgaz borcu birikti. Ya para mara gelmiyor yani, çok açık net bir şekilde ortada. Şimdi hocam, verir veya vermez konusunu bir köşeye bırakalım. Bu olayın ayrı bir boyutu ama bir de şöyle bir gerçek var. Bu ülkenin yoksullarına, emekçilerine, emeklilerine vermez. Bu kadar net söylüyorum. Altını da kalın bir çizgiyle çiziyorum abi. Başka hiç. Vermez oğlu, vermez yani. Hocam vermeyeceğine dair ben de inanıyorum. Ama önümüzdeki seçimleri kaybedeceğini anlarsa, çünkü yerel seçimlere çok büyük ehemmiyet atfediyor. Üç büyük şehir adına özellikle. Bu seçimlerde önemli bir prestij kaybı, yani bu seçimlerde de yine üç büyük şehri kaybedecek olur ise ve bunu hisseder, bunu anlarsa ben verir diyorum hocam. Hocam 42 milyar doları... Hocam 42 milyar vermez de 30 milyar dolar verir. Ha, ayrı bir olay. 10 milyar dolar verir ama bu sefer de o verdiği de daha da memnun etmez, daha başka sıkıntılara yol açar. Yani hocam fersa çıkacağını... Bak şimdi de Ferdi Şener 4,5 milyar dolar yaptı. Bir karar verin Allah aşkına ya. Yok hocam, o kadar değil. Hocam 4,5 milyar dolar 3 çarpı çok açık bir şekilde 3 kere 5 15 130 13.5 yapar. Sıfır korsan 135 milyar yapar. Evet. Yine dediğimiz ben 1.4'e gelmiyor. Yine olmuyor hocam. 460. Yani o çok büyük bir rakam Halik hocam, orada bir yanılgı olmasın. Hocam milyar değil, milyon diyoruz zaten. Ha tamam hocam, o zaman milyon demiştiniz hocam biraz önce. Milyon hesaplamaya çalışıyoruz. Biz de orada bir yanlışlık. Hem milyon dediyseniz manyak bir rakam. 47 milyar dolar diyor. Doktor kızı öyle diyormuş. Hadi in bakalım, çıkın işin içinden. Bu program sonuna kadar devam eder.
Haluk Hoca'nın ilk söylediğine göre evet 46-47 ama şimdi Haluk Hoca'nın düzelttiği rakama göre öyle değil tabii. O yüzden Haluk Hoca'nın söylediği eğer trilyonsa, milyonsa para değil ki milyon. 1 milyon. 1.4 hocam, milyon para değil. Hocam şimdi yayına konsantre olduğumuz için elimizde hesap makinesi olmadan böyle bol sıvırlı bir şeyi hesaplamak da çok kolay olmuyor. Yani ben var ya nifakı soktum artık sabaha kadar büyürüz babacığım. Şimdi hocam evet. Olay polemik haline gelecek. Ekonomistler bile hesaplayamıyor. Evet 460 milyon dolar diyen de var. Arttırıyorum. şimdi hocam Erdoğan ne kadar demiş. Siz konuşmayacağınız zaman. Haluk hocam. Buyurun hocam. Dediniz ki 1.4 trilyon TL, doğru mu? Evet hocam 1.4 trilyon TL. Evet yeni parayla 1.4 trilyon TL. 1.4 trilyon lira yük getireceğini söylemiş. 1.4 trilyon. Evet. Bütçenin %10'u onu söyleyeyim. Bütçemizde toplam bütçemizde 11 trilyon. Evet. Yani diyor ki %10 oranında diyor bir yük getirecek diyor. Evet. Trilyon arkadaşlar net olarak söyleyelim. Hocam ben size şimdi hesap makinesini hocam elime aldım. Hocam ben hesap makinesini elime aldım. Size net rakamı söyleyeyim. 1.4 trilyon TL'den döviz kurunu şu anda 31.82 olarak görüyorsak döviz kurunu şu anda. Bu rakama böldüğümüz zaman sayın hocam 44 milyar hocam. 43 milyar 997 44 milyar dolar. 44 milyar dolar eşittir 44 milyar doları 31.82 ile çarptığımız zaman karşımıza çıkan rakam 1.4 trilyon TL'dir. Hocam tamam. O zaman şimdi tersinden soracağım hesaplar biraz daha karışsın diye. Bütçemizin %10'uysa %100 ne kadar bütçemiz milyar dolar o zaman? Hocam o zaman ne yapacağız? 44 milyar dolar, 500 milyar dolar gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Var mı o kadar bütçemiz bizim Türkiye'nin? Hocam bütçemiz? Bu bütçenin o kadarı bu kadarı meselesini bilmiyorum. Şimdi o %10'una tekabül ediyor etmiyor konusunun ayrıntısına giremem. Ya, önümde öyle, 11 merkez... trilyon Erdoğan söylemiş 11 trilyon bütçemiz var 1.4 trilyon yük getiriyor demiş. Hocam şimdi ben 1.4 trilyon yük getirdiği konusunun da çok net bir rakam olduğu kanaatinde değilim. Yani bu rakamı neye göre çıkardı? Ne kadar zam yapacaklar? Bora Yıldırım arttırdı 1 trilyon dolar dedi. Uç Bora Yıldırım 1 trilyon doların ne olduğunu biliyor musun sen? Hocam yani şunu da dikkat almak lazım. Şimdi Sayın Erdoğan ne kadar bir artış yapacak yapmayı düşünüyor da 1.4 trilyon veya 44 milyar dolar gibi bir yükün söz konusu olacağını konuşuyoruz. Ne kadar artış yapmayı planlıyor? Yani veyahut da kafasındaki hesap da neye göre bu hesap çıktı? Bu şimdi, 1.4 trilyon. Hakan Durma diyor ki sizin asistanınız herhalde değil mi? Yanılmıyorum Hakan Durma'yı. Yardımcım ortağım aynı zamanda evet. Ortağınız pardon asistanınız değil Hakan'dan özür diliyorum. Ekonomi bürokrasisinden edinen bilgilere göre 2024 yılında emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için 2.9 trilyon lira ödenek ayrılmış. Yani bu 1.4 düşünüyorsa bugünkü emekli maaşlarına %50 zam getirmekten söz ediyor diye anlıyorum. Evet. Yani bugünkü emekli maaşlarına ve ikramiyelerine %50 zam yaparsam 1.4 trilyon lira ödenek ayırmam gerekiyor diye düşündüğü için bunu da bütçeye yük görüyor, bunu da kendisine sıkıntı görüyor ve veremem diyor. Ali Satılmış da diyor ki 5.5 milyar dolar yapar diyor. Hadi bakalım. Hadi in. Çarpıştırıyorum sabaha kadar. İşte, devam. Hocam, işte hocam ekonominin içerisinde bulunduğu bol sıfırlı bir evrenin ne kadar kafa karıştırıcı bir unsur olduğunu görüyorsunuz. Yani şimdi yarın bir gün sıfır geçmiş dönemlerde sıfırlar niye atıldı hocam? Kaç defa sıfır attık? Ve biz bugün 200 TL'lik paranın gücüne hiçbir şekilde itibar edemiyoruz. Bir şey alacağımız zaman çuvalla parayla gitmek durumunda kalıyoruz ve 500 TL'lik banknotların kalıplarının basıldığı söyleniyor. Hemen seçim sonrasında 500 TL'lik banknotları biz piyasada göreceğiz. Ben hocam, de inanıyorum. Söyleyebilir miyim? Ben 500 Buyurun. Liralık banknot diye 1000 liralık banknotun olmasında sıkıntı görmeyenlerdenim. Neden hocam, diye soracak sıkıntı... olursanız. Ya Allah aşkına zaten alışveriş yapabilmek için 1000 liranın da bir anlamı yok ki şimdi. Yani insanlar çuvalla para mı taşıyacaklar yani?
Hocam çok haklısınız. Tabii işte çuvalla para taşınmaması adına bu banknotlara ihtiyaç duyuluyor. Bakın bugün ben çok enteresan bir haber okudum. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır bilmiyorum. Bu yani gerçekten çok çok dikkatimi çeken bir konu oldu. Diyor ki, onu notlarım arasında bulmaya çalışacağım. Hocam 935 liralık madeni para düşünün. Yani bir poşetin içerisinde 935 lira, 1000 lira bile değil, madeni paranın maden olarak, hurda olarak değeri 1300 TL'ymiş. Hocam zaten dikkat ederseniz biz eskiden 2,5 lira, 50 kuruşlar, 1 lira çok ağırdı. Şimdiki kuruşlar çok hafif, şeyi düşürdüler, metalini düşürdüler galiba içindeki, onu görüyorum. Hocam yani nikel mi kullanıyorlar, ne kullanıyorlar bilmiyoruz ama yani buradaki esas önemli olan konu, onu hissediyoruz. Yani önemli olan konu para, para kendi esasına, özüne yönelik bir değere dahi haiz değil. Özünden bile ucuz. Evet, burada cihaz verdiğiniz zaman, bunu demir olarak veriyorum, para olarak değil dediğiniz zaman 1300 TL tutarında bir rakam ortaya çıkıyormuş. Ya böyle bir olay olamaz. Türk parasının bu kadar değersizleşmesi, hurda fiyatının bile daha yüksek olması çok enteresan, çok anlamsız. Ki Fitch, birazdan o konuya gireceğiz, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye adına vermiş oldukları notlar için tabir şu, çöp seviyesindesiniz diyor. Ama geçen Mehmet Şimşek bundan şeyi açıklamadan önce, faiz kararını açıklamadan önce 300 civarına düştüğünü, risk priminin, ve bundan, evet, dolayı da dünyada daha ucuza borçlanmaya başladıklarını, yaklaşık hem borsaya hem yatırım olarak da yaklaşık 10 milyar dolar geldiğini söyledi. Yani gelmeye başladı diye de ifade etti. Risk primi daha da düşecek dedi. Ben bir araya girebilir miyim? Müsaade ederseniz. Ali abi. Sendeyiz. Şimdi borsa ile ilgili o kısımda zaten bunların detaylarına gireceğiz büyük ihtimal. Bu yabancı yatırımcı gelecek mi? Fitch'in puanı falan, ama şunun altını çizmek istiyorum ben. Yaklaşık 4-5 gündür borsada ciddi bir düşüş, bir düzeltme diyebileceğimiz, ama derin bir düzeltme yaşadık. Ama Haluk Hoca da ona dikkat çekti galiba, değil mi? Haluk Hoca'nın bugün ben kendisini telefonda da tebrik ettim. Herkes yok 8200, 8300 piyasada çok üstün, üstad dediğimiz, işte 30 senelik, 50 senelik borsacı dediğimiz herkes işte iniyoruz artık. Seçim uygulanacak. Yani seçimin stresi, seçimin riskleri yansıdı derken Haluk Hoca dün gece yarısı bir yayın yaptı ve bugün borsanın iyi bir tepkiyle açılacağını söyledi. Bu bir analist için, bir stratejist için bence bir risktir. Ve bugün borsa yani çok çok ciddi bir şeyle tepki verdi. Öncelikle oradan kendisini tebrik ediyorum. Ama şunu da merak ediyorum. Bundan sonraki süreçte mesela borsa ile ilgili bir risk olacak mı önümüzde? Çünkü ben kendi makro okumam, benim temel okumamda Fitch kararı yarın önemli. Fitch kararı bize yarın, işte bizim için ne önemli var? Ben daha böyle kitabi rakamlarla konuşayım. Haluk Hoca detayına iner. Yarın 9000'i geçmemiz önemli. Sonra 9100'ün üzerinde kalabilmemiz önemli. 9400 bizim için önemli bir direnç. Eğer 9400'ü de geçersek bana göre seçime kadar 10.000'lere kadar da yolu açıktır borsanın. Ama fakat seçim nasıl yansıyacak? Bu şu andaki bu döviz talebinin riski nasıl yansıyacak? Ve yabancıların bugüne kadar gelmiş olan yabancıların talebi son dönemde nasıl olacak? Onunla alakalı olarak da hoca detayları geçecektir diye düşünüyorum. Ama ben yarınki kapanış çok önemli. Önümüzdeki haftada pazartesiyi çok önemli görüyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam şimdi size döneceğim. Kayahan çok ilginç bir şey yazdı bu parayla konuşurken. Diyor ki gurbetçiler çok şikayetçiymiş. 500 TL ve 1000 liralık banknotların basılmasını istiyorlarmış. 200 lira bozdurunca ceplerine sığmıyormuş. Hocam içimden bir şey geldi de diyemedim. Yani şurama kadar geldi, geri çektim onu. Çünkü en memnun olanlar onlar bugünkü siyasal iktidardan da. Çünkü paraları ceplerine sığmadığı için 200 lira bozdurunca.
Şimdi tabii görece kavram bunlar. Gurbetçi euro bozdurur, 200 euroyu cebine sığdıramıyorsa, efendim İngiltere'deki vatan, evet İngiltere'deki vatandaş pound bozdurursa ne yapacak? Pound da 45 TL civarında. Arka ceplerine de sığdıramasın, şeyini atsın yani gömleği pantolonun içine koysun, içine doğru doldursun hepsini. Çantalar var. Gurbetçiler çanta taşımayı severler. Sırt çantası, bel çantası vesaire falan yani. Onlar her işin çözümünü bir şekilde buluyorlar. Onlar için bu yaklaşımın ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Kesinlikle. Anladım. Evet, yurt dışında da bir sıkıntılı bir dönem var ama gurbetçi arkadaşımız yani ben döviz bozdu. Hocam şöyle bir söylem var. Yani gurbetçi veya turist Türkiye'ye geldiği zaman bir haftalığına tatile geliyorsa 10 gün tatil yapıyor. Daha Türkiye'de tatil yaparken 3 günlük tatil parasını, 2 günlük tatil parasını da Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde ekstradan kazanmış oluyor. Yani hatta buna benzer bir mizahi söylem daha var. Bu son günlerde döviz fiyatlarındaki ve altın fiyatlarındaki artışlar gereği, efendim kapalı çarşıda yürüyerek kuyumcuya gitmekle koşarak gitmek arasında alacağımız dolar veyahut da altın adına 5-10 lira fark ediyor diyor. Yani koşarak gitmek gerekiyormuş. Makas var, evet. Hocam, şimdi şöyle yapacağım. Çok özür diliyorum lütfen. Şunu şöyle alayım. Ve demin Kerem de değindi meseleye. Siz tüm Türkiye'de herkes borsa daha da düşecek derken ve sizin de daha önceki yaptığımız tüm programlarda borsanın yükseleceğine dikkat çekerken 12 bin seviyesine gelebileceğine dikkatinizi çekerken 2-3 gün önce oynamasıyla beraber herkes daha da aşağıya çekilecek derken siz ısrarla borsada kalınmasını ve yükselecek demenizi neden söylediniz? Önce neye borçlusunuz diyeceğim. Tabii ardından da şunu söyleyeceğim. İnsanlar o telaşla sattılar mı, aldılar mı? Şimdi öncelikle Kerem hocama tabii ki gündüzki tebriklerinden ötürü kendisine şifayen tebriklerimi ilettim ama tekrar yayında da bu konuyu dile getirmiş olmasıyla beni onurlandırdığı için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kerem hocam gibi üst düzey bir ekonomist tarafından takdir görmek tabii ki onur verici bir şeydir, şeref verici bir durumdur benim için. Şimdi efendim ben uzunca bir zamandan beri aykırı yorumlar yapmaktayım. Aykırı derken toplumda veyahut da bu camiada yorum yapmakta olan, çok akılcı yorumlar yapmakta olan arkadaşlarımı tabii ki tenzih ediyorum. Ama sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin de özellikle altını çizmek kaydıyla bizde şöyle bir olay var. Borsa veya dolar her neyse bir iki kuruş düştüğü zaman derhal felaket havası estirilir. İşte çok daha düşecek, 5.000'lere düşecek, 4.000'lere düşecek. Ardından bir iki yükseliş olduğu zaman dünkü söylemler unutulur, 10 binlere gidiyoruz, 12 binlere, 13 binlere gidiyoruz şeklinde. Yani eskilerin deyimiyle bir nevi nabza göre şerbet verme edebiyatı. Çünkü bizim insanımız balık hafızalı. Dün söylenen şeyi çok rahat bir şekilde unutabiliyor ve kişiyi alkışlayabiliyoruz. Bu dünya böyle bir dünya değil. Öngörünü yapacaksın ve arkasında duracaksın. Evet. Piyasalar çok değişkendir, kabul ediyorum. 5-6 ay sonrasına yönelik bir tahmini Fed de yapamıyor, Türkiye de yapamıyor, o da yapamıyor, bu da yapamıyor. Çünkü Fed bile diyor ki, Powell bile diyor ki, gelecek verilere göre ancak ben bir takım rakamları okuyabilirim, söyleyebilirim diyor. Benim buradaki farkım nedir hocam? Ben 30-35 yıla yaklaşan bir süredir bu işin içerisindeyim ve bizzatihi piyasayı izlerim. Kim ne yapıyor? Alınan lotları tek tek sayarım. A kağıdında bir alım yapılıyor veya satış yapılıyor. Kim satıyor? Neden satıyor? Bu satıştaki amaç yukarıdan satayım, bir baskı kurayım, küçük yatırımcı korkaktır, ürkektir, onu ürküteyim, korkutayım, elindeki malı başka bir kurum üzerinden sağ gösterip sol vurmak dediğimiz kavramda açıklayabileceğimiz şekilde alayım derdinde mi, yoksa satıp da kaçayım derdinde mi? Bir kere hocam borsa dedektiflik gerektiriyor. Bu dedektifliği ne kadar başarıyla yaparsanız
o kadar doğru tespitlerde bulunabilirsiniz. Ve ben özel eğitimler veren, birebir özel eğitimler veren bir insanım ve borsapivot.com isimli Sayın Hakan Bey'in sahibi olduğu ve benim de danışman sıfatıyla kendisine yardımcı olduğum sitede sürekli olarak yapmış olduğumuz çalışmalar ve yorumlarda hep bu dedektifliği ön plana çıkartıyoruz. Geri planda ne oluyor? Rakamlara dikkat almıyoruz Sayın Hocam. Geri planda ne oluyor? Son günlerde Kerem Hocam'ın atfettiği gibi endekste bir gerileme vardı. Bu gerilemeyi kendi YouTube kanalımda ısrarla vurguladım. Dedim ki Şubat sonuna doğru vade sonudur. Şubat sonuna çok ama çok dikkat edilmeli. Bu vade sonlarında VIOP dediğimiz mekanizmada elinde yüklü miktarda endeksin yükseleceğine dair pozisyonu olan kuruluşlar satış yapabilmek için bir yukarı hareket yaptırır, iyi bir noktadan satarlar. Ondan sonra da baskı kurmak suretiyle tekrardan yeni vadede alım yapabilecekleri bir zemin yaratmak isterler. İşte son günlerde gördüğümüz tablo tamamıyla buydu. Yabancı takas oranı sürekli olarak yükseliyordu. Endeks 9000'lere geldi, 9000 aşağısına geldi ve şurada görülen tablo yabancı takas oranıdır. Ve ben bu yabancı takas oranını Sayın Hocam haftalık olarak gösteriyorum ama günlüğe aldığım zaman hocam, son birkaç günün... Yabancı takas oranı toplamda ne kadar? Hocam doğru. Yabancı takas oranı an itibariyle %36.84. Ki ne bu anlama geliyor? Ne anlama geliyor bunu söylerseniz? Yani mevcut toplam rakam ne kadar, %30 ne demek? Hocam burada TL burada oran konuşuyoruz. Oran. Yabancının elinde %100'lük bir pastanın hisse senetleri olarak konuştuğumuz zaman mevcut dolaşımdaki senetlerin %38'lik bir kısmı yabancının elindeymiş. %40 yani bunun para karşılığı ne yapıyor, dolar karşılığı? Hocam onu nerede yani onu ayrıca hesaplamak lazım. Çünkü her saniye bu rakam değişir. Para karşılığı değerini tabii hissesine göre değişir. Onu tam olarak bilemeyiz ama bunu şöyle açıklayabiliriz. Bu Deutsche Bank'ın elinde, Citibank'ın elinde olan, değil mi hocam? Başka da yok. Tabii. Hocam Deutsche Bank var, Citibank var, bir de Credit Suisse var. Ha, bir de Credit Suisse'in ama Credit Suisse de herhalde bir yere virmanlıyor hocam. Çünkü görmüyoruz takaslarda. Çok etkin değil hocam. Çok etkin değil. Daha önceleri oldukça etkindi. Şu anda çok etkin değil. Saklama kurum şu. Bank of America dediğimiz kurum mesela kendi takası almıyor, biriktirmiyor. Sadece alıp satıp, ya alıp satıp üzerinden trade ederek para kazanıyor ya da Citibank'a veya Deutsche Bank'a virman ediyor. Hocam, evet, saklama kuruluşu özelliğine değil çünkü. Hocam Bertan Gümüşgil diyor ki BOFA bu hafta alenen manipülasyon yaptı. Heredia saçma bir fiyatlama çekti. Sonra geri vites yaptı. SBK gitti BOFA'yı inceleme başlattı. Acayip acayip işler diyor. Evet. Hocam olayı ben açılımını yapayım. Bilmeyen arkadaşlarım olabilir belki. 45-46 TL civarında olan bir hisse Ereğli. Ereğli için ben tahmini fiyatımı 17 TL olarak öngörüyorum dedi. Yani Ereğli'nin 45 liradan 17 liraya düşeceğine dair bir rapor yayınladım. Ve bu piyasalarda tabii Ereğli piyasada veyahut da borsamızda etkin olan kağıtlardan bir tanesidir. Bir kafa karışıklığı yarattı. İki gün sonra da direkt ben reverse ederek dedi ki hayır dedi burada bir yanlışlık var. Analistlerimiz yanlış hesaplama yapmışlar. Bundan dolayı biz 47 olarak durumu değiştiriyoruz. Manipülasyon dedi. Çekti piyasaya. Hocam işte şöyle bir durum var. Analistim yanlış yaptı demek gibi bir açıklama olamaz. Özür kabahatinden büyüktünüz ya. Yani. Yani böyle bir yanlışlık olabilir mi? Bu analist uzayda mı yaşıyor yani? 45 liralık bir kağıdın 17, hadi 45'ten 43 diyebilir. Bir hesap hatası yapabilir. 42 diyebilir. Olabilir belki. Kabul ediyorum. Ama 45 lira 17 lira. Burada evet BOFA'nın yaptığı bu tür davranışlar var. Ha SPK bir araştırma başlattı. Bir saniye, ne hocam? Bir saniye hocam, bir saniye. BOFA bunu yaptığında Ereğli gerçekten piyasada değer kaybetti mi? Tabii ki değer kaybetti. Bu açıklama geldiği zaman Ereğli'de önemli bir para çıkışı oluştu. İnsanlar şimdi, ne oluyoruz dediler. Şunu görebiliyor muyuz hocam? Çok basit mantıkla soracağım. Dedim ki Ereğli Demir Çelik para kaybetti. O anda para, evet. Yani değer kaybetti. Değer kaybettiğinde kimin hisselere yöneldiği o iki gün içerisinde görülebiliyor mu? Görürüz hocam. Kim aldı hocam? Bak
Şimdi ben size bunun ekranda umarım okunabilir durumda. Hemen ben size şu anda Ereğli'nin grafiğini açtım. Ve Ereğli'nin günlük grafiği, bu raporu hangi gün ve saatte yayınlandığını bilmiyorum, hatırlamıyorum. 21 Şubat tarihinde Ereğli en yüksek 51 değerini görmüş iken, 51 değerini görmüş iken 51'den 48'lere doğru geriliyor ve son dönemlerdeki yaşamış olduğu gerilemeyle 51 TL'den 44 liraya kadar, yani %20 civarında bir değer kaybı yaşıyor. Peki buradaki soru ne? Buradaki soru şu: bu süre içerisinde Ereğli'de kim ne yaptı? Evet. 21 Şubat'la biz bugün arasındaki süreci dikkate aldığımız zaman kim aldı, kim sattı sorumuzun cevabını şuradan çok rahat bir şekilde bulabiliriz. 21 Şubat tarihine geliyorum. Evet, 21 Şubat'tayım. Hadi 6 Mart'a gelelim. Bugünkü alımları dikkate almayalım. Veya 5 Mart'a gelelim. Çünkü evet, ünlü menkul hocam 100 milyon adet satış yapıyor. 100 milyon lot satış yapıyor bu süre içerisinde. Bu süre içerisinde Akyatırım 31 milyon satış yapıyor ve sonuç itibariyle Yapı Kredi, İş Yatırım, Oyak Yatırım gibi yerli kurumlarda bu satışları karşılamaya çalışıyorlar. Yani satın alıyor, öyle mi anlıyorum? Aynen, satın alıyorlar. Şimdi hocam şurada yani enteresan... Bu kuruluşlar Ereğli'ye destek mi vermiş oluyorlar? Yine anlamak istiyorum. Hayır hocam. Hayır, Ereğli'deki gerilemeyi fırsat bilerek, bu Ereğli gerilemeyi hak etmiyor. Bu açıklama manipülatif bir açıklama olduğundan dolayı ben iki gün sonra bu tablonun değişeceğini düşünüyorum, fırsattır deyip alıyor. Ama bakın burada çok önemli bir noktaya dikkat çekeceğim. Bakın ünlü 100 milyon satmış. Ünlü menkul yabancı, iştiraki olan. Evet, iştiraki olan bir kurumdur. Büyük bir rakam. Hocam diğer ilk 5 kurumun dışında kalan diğer kurumların 58 milyon alımı var. Bu diğeri bizim küçük yatırımcımız şöyle yorumluyor. Efendim küçük yatırımcıya mal yedirdiler. Şu oldu bu oldu. Hayır efendim. Ereğli'de küçük yatırımcı 58 milyon adet alım yapabilecek güce haiz olamaz. İmkan dışı, akıl dışı bir olay. İşte ünlünün veyahut da bu raporu çıkartan BOFA'nın bu rapor sonrasında oluşan 51 TL'den 44 TL'ye kadarki gerilemede yukarıdan satıp da alım yapması, şuradaki diğer kısımda kendini gizleyerek başka kurumlar üzerinden 58 milyon adet alım yapmış. Net olarak görülüyor. Bu haber yayınlanıyor. 100 milyon lotluk bir satış baskısı var. Ama diğer taraftan da 58 milyon, 60 milyon lot civarında daha aşağılardan yapılmış olan yukarıdan sat, aşağıdan malı topla taktiği söz konusu. Ha şuradaki Yapı Kredi'nin 33 milyonu, bunun hepsinin yerli olduğunu düşünmek de doğru değil. Burada da yabancı vardır. Yani Türk bankalarında da var. Haluk Hocam pardon, yani buyurun. Belalık gibi olmasın, beni anlarsınız siz. Estağfurullah hocam. Yapı Kredi'yi bir de algoritma olarak da görebiliyoruz yani. Algoritma, çünkü en az onun yarısı algoritma. Tabii. Biliyorsunuz Bank of America ve Yapı Kredi algoritma olarak çalışıyor. Siz açıklayın algoritmayı da bilmeyen izleyicilerimiz için ne demek olduğunu, nasıl tetiklendiğini. Hocam algoritma dediğimiz olay... belli robotlar kuruluyor. Yani şu fiyata gelince al, bu fiyata gelince sat şeklinde emirler gizleniyor. Emir tahtasında emirleri göremiyoruz biz. Yani şu kademede şu kadar alıcı, bu kademede bu kadar satıcı var şeklinde göremiyoruz. Algoritma öyle bir programlanıyor ki, yapay zeka dediğimiz kavram gibi düşünelim. X bir seviyeye geldiği zaman direkt olarak oraya alım emri gönderen bir mekanizma. Ali Koca gibi yani, yapay zeka. Evet. Dolayısıyla Haluk Hoca'yı daha önce açıklamıştık. Haluk Hoca bir yapay zeka, izleyicilerimize duyurdum. Hocam burada bir müdahale edeceğim. Sevgili buyurun izleyiciler, şu andaki yayınımızı 2500 kişiyle 1500 kişi arasında izleyen var. Yani gelip gidiyor, söyleyeyim önce. 2500'e çıkıyor ama 1500'den aşağıya düşmedi. Lütfen her iki kanalı da beğenirseniz ve her iki kanala da abone olursanız çok sevinirim. Böyle bir düşük beğeni falan olmaz. Bu kadar çok insan izleyip de lütfen küçük parmaklarınızı, işaret parmağınızı çalıştırın arkadaşlar. Evet hocam. Ben de beğeneyim abi. Hocam
Belirttiğim tabloya geri dönecek olur isek, dediğim gibi burada Bank of America'nın bir manipülatif hareket yapıp yapmadığını anlayabilmenin ikinci bir yolu da şu. Bakınız, yapı kredi yatırımda algoritmalar var dedik. Bu süre içerisinde 21 Şubat'la 5 Mart arasındaki süre içerisinde Ereğli'deki dalgalanmanın olduğu bu süreç içerisinde yapı kredi yatırım 484 milyonluk alım yapıyor. Milyon lot alım yapıyor. 451 milyonunu satıyor. Yani tahtada çok ciddi şekilde al-sat işlemleri yapıyor. Ve üçüncü sırada kim var? Bank of America var. 150 milyon lot alıyor, 155 milyon lot satıyor. Sonuçta 2 milyon lot ekside. Yani demem şu ki bunlar bu tahta üzerinde çok ciddi işlemler yapmışlar. Almışlar, satmışlar, almışlar, satmışlar. İşte bu evrede küçük yatırımcının elindeki malı toplayabilmek için kafa karıştırıcı işlemleri bu kadar net bir şekilde ve bu kadar yüksek bir hacimle gerçekleştirdiklerinden dolayı aşikar bir şekilde BOFA'nın burada, özellikle BOFA'nın burada bir manipülatif hareket yaptığı ve böylesine bir açıklamayla da kendi kendini ne kadar aciz duruma düşürdüğünün farkında olması lazım. Ama BOFA'ya kimse bugüne kadar dur kardeşim diyemedi. Neden? Alıyor, aldığını zarara da satıyor. SBK ceza kesebilir mi BOFA'ya? Gayet tabii kesebilir Sayın Hocam. Gayet tabii kesebilir ama keserse ne olur hocam? Keserse? Keserse ne olur? Keserse ne olur? Keserse şu olur. BOFA der ki kusura bakma kardeşim, ben senden rahatsızlık duydum. Ben burada rahat top oynayamadığım müddetçe ben burada bulunmam. Çünkü sen benim sayemde yurt dışından senin borsana dolar geliyor. Daha doğrusu ülkene dolar geliyor, dolar geliyor, bozuluyor ve bir şekilde TL olarak hisse senetlerinde işlem görüyor. Biz şu anda Sayın Hocam, yani soğuk yatırım dediğimiz, kalıcı yatırım çekemediğimiz için yabancıyı borsaya çekmeye çalışıyoruz. Yabancıyı mutlu etmeye çalışıyoruz. Hocam, buyurun. Yine anlamadığım için basit bir mantıkla soracağım. Deminki izleyicimizin hani anlayalım şöyle dediği, ben de anlamak için soracağım. Yabancı yatırımcı geldi, atıyorum 30 liradan bozdurdu dolarını. 1 milyar dolar getirdi sevgili hocam. 1 milyar dolar karşılığında 30 milyar TL'lik şey aldı. Söyleyin, hisse aldı. Hisse senedi aldım. Evet. Para kazandı. Atıyorum %1 kazandı, %2 kazandı. Ama tam o tarihte dolar da 32 lira oldu. Evet. Şimdi sorum şu. Para mı kazandı yoksa para mı kaybetti yabancı? Şimdi Sayın Ali Hocam, yabancının zaten mütereddit kaldığı en önemli konu bu. Yabancının borsamıza gelmiyor olması, sıcak paranın borsamıza gelmiyor olmasındaki en büyük faktör, yabancı diyor ki aynen belirttiğiniz gibi şu an dolar 32 TL. Geldim 32 TL'den dolarımı bozdurdum ve geldim 1 milyar dolarlık alım yaptım. Evet, yarın bir gün 15-20 gün sonra, 1 ay, 2 ay, 3 ay sonra ben karımı realize edip de elimdeki hisseleri satacağım. Tabii ki TL olarak satmış olacağım. Bu TL'yi geri dolara çevirmem lazım ki götüreyim kendi ülkeme. TL götürecek hali yok. Bu evrede 32 liradan bozduğum doları ben kalkıp da 40 liradan geri alacaksam eğer, attığım taş ürküttüğüm kuşa değer mi değmez mi? Zararda. Hocam, zararda olup olmadığını bir anda söyleyemeyiz. Hayır, şuradan ben söyleyeceğim. Çünkü hisselerden ne kadar... Bir de Merkez Bankası oyuncuysa düşünün yani olayı şimdi. Şimdi hocam şöyle bir durum var. Yabancı eğer girip de borsada bir hava estirip %60-70 2 ay içerisinde para kazanacağı hisselerden bu civarda para kazanırsa eğer, %60 kazandığı yerde 32 liradan sattığı doları 40 liradan geri almakla %20-25'lik bir kaybının olmasını önemsemeyebilir. Hmm. Ama bu yabancı için bir handikaptır. Yani ben borsadan %60 kazanabilirim ama %20'lik de bir maliyet riskim olabilir gibi hesapları yapabilir. Ancak şöyle bir tablo var. Bu hesapları yapıyor olsa da yabancı bu tür olayları belirsizliği sevmez. O der ki ben 32'den sattıysam yine 32'den ve hadi olmadı 32.5'tan almış olayım. Kazancımı net olarak görmek ve hesaplamak istiyorum der. Burada hesabını net olarak yapar. Çünkü o yüklü miktardaki bir pozisyon aldığı zaman A hissesinde, B hissesinde girdiği fiyatı tespit eder, satacağı fiyatı da önceden öngörür. Yani karını öngörmek ister.
der ki ben 30 liradan aldığım A kağıdını, örneğin 45 liradan almış olduğum, atıyorum Ereğli kağıdını 50 liradan satmayı düşündüyse %10 para kazanmayı hesap etmiştir. Ama öngöremediği durum ne? Sattığı doları kaç paradan alacağı hususu. Bu nokta onun kafasını karıştıran olay olduğu için yabancı akın akın Türkiye'ye gelme hususunda tereddüt yaşıyor. Çünkü yabancı için aslında Türk borsası son derece güzel bir ortam. Dilediği gibi at oynatıyor. Buyurun BOFA diyoruz. Ha BOFA yabancıdır değildir kavramı da ayrı bir tartışma konusudur. Yani BOFA dediğimiz anda, Bank of America dediğimiz anda tamamı yerli yabancı, bıyıklı yabancı, bıyıksız yabancı vesaire gibi hikayeler, olaylar, şunlar bunlar. O olayın ayrı bir boyutu. Ancak şunu net olarak bilmek gerekiyor ki BOFA dediğimiz aracı kurum Türkiye'de bu kadar rahat bir şekilde davranıp da aldığını 3 dakika, 5 dakika sonra zararına sattığı zaman kimse kalkıp da BOFA'ya ya kardeşim sen bu kağıtta sabahtan beri milyon lot işlem yaptın, alıyorsun satıyorsun, alıyorsun satıyorsun, kar da etmiyorsun. Yani insanları müşkül durumda bırakacak şekilde sert alım yapıyorsun. İnsanları tahtaya çekiyorsun, bir anda elindeki malın çok önemli bir bölümünü satıyorsun zararına ve insanları zor durumda bırakıyorsun. Bunun hesabı sorulmuyor ama bunu bir vatandaş yapsa, yani ben yapsam, siz yapsanız, direkt ben size der ki bu işlemlerin bana izahını ver. Siz şunu diyemezsiniz, vallahi canım istedi, aldım. Yani o anda başka bir hisse gözüme çarptı. Onun daha fazla yükseleceğini düşündüm. Sattım zararına, o hisseye yöneldim. Bunu bir defa yaparsınız. Ama aynı kağıtta milyon kere veya günde 30 kere al sat, 40 kere, 100 kere al sat yaparak o kağıdın dengesiyle oynayamazsınız. Bu manipülasyon olur. Haluk bu hocam, ben piyasa de, bozucu bir işlem olur. Spekülatif bir soru sorabilir miyim bununla ilgili? Tabii hocam. Tunç Hatıroğlu hocanın bir benzetmesi vardı hatırlıyorsanız, hafize rampası diye, doların yükselişiyle evet. ilgili. Bu rampa biraz daha da dikleşmeye başladı. Bu rampa eskisinden bozuldu. Yani son iki haftadır döviz çok hızlı yükseliyor. Ama biz evet. 9400'den yine ciddi bir düzeltmeyle bayağı bir ivme kaybettik. Bugün toparlamaya başladık tekrar. Bunun için yani hem dövizin yükseldiği hem endeksin düştüğü bir yerde yeniden yabancıya bir çağrı, ucuz hisse alsınlar ama dövizleri de değerlenmiş şekilde gelsinler seçimden önce diye bir strateji olabilir mi? Ben şeytanın avukatlığını yapıyorum. Daha güzel değerlendirirsiniz. Hocam İsterseniz kesinlikle. Aynı soruya ben de eklemlemek istiyorum hocam. Yani evet. Farklı. Diyelim ki BOFA'da bıyıklı bıyıksız anlamını yerli mi yabancı mı? BOFA'nın içerisinde yerliler de olabilir. Hatta evet. daha iddialı söyleyeceğim. Bizzat karar alıcıların içerisindelerse onlar da manipülasyon yapamazlar mı? Yani kendi hisselerini kazansın ne olsa yabancı sanki oynuyormuş gibi olacak ama oynayanlar kendi yani içeriden de müdahale edebildikleri için çok büyük paralar da kazanmazlar mı? Hocam önceki yayınlarımızda konuşmuştuk. Merkez Bankası'nın oyuncu olması ne kadar adaletsiz bir durumdur diye. Dediğiniz noktada şeytanın avukatlığını yapmak hususuyla açıklama yapalım. Çünkü elimizde net olarak, emin olarak bir veri olmadığı için evet bu böyledir diyemeyiz. Ama ben BOFA'da ciddi şekilde yerlilerin olduğu kanaatindeyim ve bu yerliler çok büyük paralar. Tabii ki bu konuda nüfuzlarını da kullanmak suretiyle bir takım gelişmelerden haberdar olabilen, bu uğurda çok ciddi paralar kazanabilenler dikkat çekmemek adına yurt dışından işlem yapmak istiyor olabilirler. İşte bu yurt dışındaki insanlar da BOFA üzerinden işlem yapıyordur. Çünkü yurt dışındaki çeşitli fonlar al-satçı fonlar değildir. Onlar alırlar, beklemede kalırlar vesaire. Ama Türkiye'de her gün, her hafta bir gündem var. Yani bir gündem var, bir haberin etkisine bağlı olarak gün içerisinde bile piyasa bir anda %2, %1 yükselebiliyor veya düşebiliyor. İşte bu haberlerin geleceğini dünden bilen veya sabahtan bilen veya 2 saat önceden bilen veya Merkez Bankası'nın geçtiğimiz Perşembe günü açıklayacağı saat 14'te artıracak mı, indirecek mi, kaldıracak mı şeklinde pür dikkat ekranlara bakarak tahmin yürüttüğümüz bir evrede birileri Merkez Bankası'nın faiz artırmayacağını önceden kesin biliyorsa
ve bunu bilmesi de hiç abes bir durum değil. İmkansız görmüyorum ben böyle bir durumu. Buna göre de pozisyon alıyor demektir. Geçtiğimiz yayında konuştuğumuz gibi Merkez Bankası'nın piyasada oyuncu olması, aynı zamanda düzenleyici olması, hem hakem hem futbolcu hem oyuncu durumunun aynı zamanda da seyirci. Seyirci. Böyle bir adaletsizliğin olması imkansız. Ama şimdi bunu nasıl ispatlayabiliriz? Yani kalkıp da Bofa'ya sorsak desek ki kardeşim ya sen bir anlat bakalım yani senin müşterilerin kimler? Böyle bir soru sorma hakkımız yok. Ha bu soruyu kim sorabilir? SPK sorabilir. SPK da sormaz. Sayın hocam 10 yılın üzerindeki... Merkez Bankası aynı yere bağlı değil mi? Bağımsızlar mı yani sözde? Türkiye'de öyle bağımsız bir merkez var mı? Hocam kanun olarak Merkez Bankası bağımsız. SPK ile bir alakası yok. Ama yani ben ilişkilerin çok bağımsız olacağını düşünmüyorum hocam. Hocam tabii ki değil. Organik ilişki anlamında baktığımız zaman birbirlerinden evet bağımsız olmaları gerekiyor. Ama organik ilişki itibarıyla bağımsız olmaları gereken 3 ayrı yani yürütme, yargı, yasama gibi düşünelim. 3 ayrı birbirinden bağımsız. Orası da o kadar bağımsızdır hocam. Evet hocam onu demek istedim. Siz lafı ağzımdan aldınız. Hocam şimdi olay şu. Siz bunu bildiniz. Ve telaşla satanlar kaybetti. Hı hı. Seçime kadar ne öneriyorsunuz? Seçim sonrası için ne öneriyorsunuz? Şimdi Sayın Hocam öncelikle az önceki bildiğiniz dediğiniz noktaya bağlı olarak bir aklımdaki bir cümle var. Borsada direktiflik yapılması gerektiğini ifade ettim. Sadece borsada yatırımcı olmak veya işlem yapmak rakamlara bakmaktan ibaret değildir. Bahsettiğim gibi neden alınıyor, neden satılıyor? Bunun sebebini bulmak durumundayız. İki, kim alıyor, kim satıyor? Bir yatırım fonu mu alıyor yoksa Bank of America mı alıyor? Bir yatırım fonu alıyorsa bu bugün alıp yarın satmak niyetinde olmama ihtimali çok yüksektir. Ama Bank of alım yapıyor veya satış yapıyorsa 5 dakika sonra ne yapacağı belli değildir. Ben son günlerdeki gözlemlerimde TEB yatırımın daha yeni Biop vadesinin yeni açıldığı bir evrede bir anda elindeki bütün pozisyonları önceki vadeden kapatıp daha da fazlasıyla yeni vadeden piyasa düştükçe alım yaptığını görünce bir, ikincisi şurada görülmekte olan yabancı takas oranı grafiğimde, bu yabancı takas oranı grafiğimde piyasa düşerken sürekli olarak yabancı oranında, şu ereğini şuradan sol tarafa alıyorum. Bakınız Sayın Hocam, şurada gördüğünüz gibi 28 Şubat'tan itibaren yabancı takas oranı her gün 0.70, bir gün sonra 0.97 artıyor, 1 Mart'a geliyoruz. Efendim 4 Mart'a geliyoruz %0.94, %1 oranında artıyor ve arkasından tekrar %1 oranında. Yani %35'ler seviyesinden %37'lere doğru yabancı takasında bir artış var ama biz bugünlerde çakılıyoruz. Halkın ifadesiyle. Ve ben yine bir yorum geçmiştim. Demiştim ki borsa çökmedi, dolar patlamadı. Çünkü 7200'lerden 2 ay içerisinde 9450 seviyesine giden %30'lar civarında prim yapmış olan bir borsanın 9500'den 8800'lere 700'lere gerisemesi, %6-7'lik bir değer kaybetmesi çökmek anlamına gelmez. %35 kazanç var, %6-7 kayıp var. Bu çökmek demek değildir. İşte bu gerilemenin amacının yabancının mal toplamak niyetini yabancı takas oranını izlemek kaydıyla ki biz bunu borsapivot.com isimli sitemizde hisse bazında da veriyoruz. Gün bazında, hafta bazında, ay bazında hangi hissede yabancı takasında ne kadar değişim var? Bu çok önemli bir kriter. İşte bunun ne kadar önemli bir kriter olduğu şu anda görülüyor. İnsanlar bu ayrıntılara bakmadıkları için borsanın 7000'lere 6000'lere düşeceğine dair ürkütücü yorumlar yaparken veyahut da küçük yatırımcı korkup da satarken bir şekilde yabancı ucuzdan topladı. Bakın bugün bir gün itibariyle ya bir günde ki ben bu tabloyu gördüm ve dedim ki Perşembe ve Cuma günü endekste önemli bir dönüşüm olabilir, yükseliş olabilir dedim. Burada iki önemli düşüncem vardı, sebep vardı. Birincisi yabancı takasındaki bu değişim ve toplanan mallar idi ve biz bugün endeksin %3,5 ve
ve bankacılık endeksinin ise ekranımda görülüyordur mutlaka %5.43 oranında arttığına tanık oluyoruz. İkinci bir nokta olarak da dün değil de neden çarşamba günü yükselecek demedim de perşembeden itibaren yükseliş olabilir ifademin de altında şu var. Çarşamba günleri artık oyuncular, yatırımcılar için, borsayla iştirak etmekte olanlar için önemli bir gün. Neden önemli bir gün? Çarşamba günü satış yaparsa eğer, cuma günü elinde nakit olur. Çünkü T artı 2 kuralı dediğimiz bir kural var. Aldığının parasını 2 gün sonra öder. Efendim? Ne yararı var onun? Hocam yararı şu. Çarşamba günü satış yaptığı zaman yapmış olduğu satışın nakdi cuma günü hesabında olur. Çok fazla kredili işlem yapanlar var. Daha çok kazanabilmek adına. Kredili işlem yapanlar ellerindeki paranın cuma günü nakitte olmasını istiyorlar. Hafta sonuna nakitte girmek istemiyorlar. Kredide girmek istemiyorlar. O iki günlük kredi maliyeti, kredi faizleri çok yüksek olduğu için tabii ki borsadan kredi kullanan insanlar da benzer şekilde yüksek bir faiz ediyorlar. Hafta sonu ne olur ne olmaz korku ve endişesiyle, belki pazartesi günü çok kötü bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Boşu boşuna iki gün faiz ödemeyeyim düşüncesiyle çarşamba günleri genellikle satıcılık geçer. Bankadan kredi çekip borsada hisse mi satın alıyorlar insanlar? Hayır sayın hocam, öyle bir bu kredi kavramı o değil. Aracı kurumlar bu hakkı tanıyor. Aracı kurumlar sizin belli bir portföyünüz var. Haluk hocam bir bakıma aynı şey yani. Bankadan değil tabii. Aracı kurumdan alıyor yani aynı şey. Faizini de ödüyor. Hocam aracı kurum kendini garantide görüyor. Sizin 100.000 TL'lik bir portföyünüz var. Ve bu portföyünüz de tabii ki sağlam kağıtlardan oluşmak kaydıyla size diyebiliyor ki ben sana portföyünün 100.000 TL'lik kısmı için 70.000 TL'lik ek kredi açtım. Yani bunu herkes için yapmıyor. Güvenilir müşterileri için yapıyor. Güvenilir müşterisine yapar. Elinde portföyünde sağlam kağıtlar görüyorsa o kişinin, o kağıdın özelliğine göre yapar. Yani çok spekülatif yönü ağır basan bir kağıt vardır. 1 milyon TL'lik kağıdı vardır. Ona bir kuruş kredi kullandırmayabilir. Ama X30, X50 dediğimiz büyük holdinglerin, şirketlerin kağıtları varsa bu kişinin elinde, yine kendini garantiye alarak der ki senin 100.000 TL'lik portföyüne karşılık olarak ben sana 70.000 TL kredi kullanım hakkı tanıyorum. Teminatı var mı elinde? Var. Çünkü hisseleri o kurumda. 100.000 TL'lik bir hisse var o aracı kurumda. Bir yanlış görürse, bu kredisini kapatmaz ise elindeki hisseleri re'sen satar ve karşılığını bir şekilde yerine koyar. Ama ben sana bu hakkı veririm diyor. Senin 100 bin liralık malın varken ben sana ekstra 70 bin lira kullanım hakkı tanırım der. Fakat burada der ben senden faiz alırım der. Gecelik şu oranda faiz alırım der. İşte bu krediyi kullandırıyor ama babasının hayrına kullandırmıyor. Vatandaş da diyor ki işte ben günlük 0.0 bilmem kaç bir faiz öderim. Bu kağıtta bir hafta 10 gün bekleme kaydıyla kullanmış olduğum krediden daha fazla para kazanırım. Ödediğim faiz de düşük olur. Aradaki metrajdan bir farktan para kazanırım düşüncesiyle bu tür anladım olaylar hocam. Cazip geliyor. Bir nevi kredi kartı gibi düşünelim hocam. Anladım. Paramız yok, kredi kartıyla alışveriş yapıyoruz. Anladım hocam. Şimdi biz sizi yapay zeka diye tanıtıyoruz ya izleyicilerimize. Bir izleyicimiz diyor ki yani bunu konuşturan yapay zekaysa, insanoğlu bunu yapıyorsa daha üstün zekadır diyor. Yapay zeka konuşuyor, dinliyoruz. Gerçeği varken diyor niye yapay zekayı dinliyoruz? Hocam siz anlatır mısınız? Siz gerçekten yapay zeka mısınız? Hocam, sevgili arkadaşımızın ifadesine katılıyorum. Şu noktada katılıyorum. Yapay zeka, ben hiçbir zaman... Yapay zekaya bakın ne soru soruyorum. Bakalım yapay zeka kendinin yapay zeka olup olmadığını açıklayacak mı merak ediyorum. Ben bunun açıklamasını çok öncesinden yaptım. Öncelikle şunu belirteyim. Yapay zeka da insan ürünüdür. İnsan olmasaydı yapay zeka olur muydu? Kendiliğinden yapay zeka ihtas olabilir miydi? Olamazdı. Yapay zekayı da üreten insandır netice itibariyle. Ha ben neden yapay zeka şeklinde sizin ortaya atmış olduğunuz bir espriyle bu konu bu noktaya gelmiş oldu? Ben bunun açıklamasını ilk yayınımızda yapmıştım. Ben fazla topluma mal olmak isteyen bir insan
değilim. Görülmekten, tanınmaktan çok hoşnut olmuyorum. Özel hayatımın etkilenmesinden rahatsızlık duyuyorum. Zira borsa yorumu yapmak veyahut da analizleri yapmak benim ana mesleğim değil. Benim ana işim farklıdır. Siz bir yapay zekasınız yani, tanınır olsanız ne olacak ya Allah aşkına ya? Niye bundan kaygılanıyorsunuz ki? Hocam ben ünlülerin ve sanatçıların nasıl bir rahat hayat yaşadıklarını anlayabilmiş değilim. Yapay zeka nereden bulacaklar? Yapay zeka gidip lokantada yemek mi yiyor? Şaka yapıyoruz ya Ali Koca. Siz gerçekten yapay zeka mısınız? Şu izleyicilerimize bir kez anlatın hocam. Bir yanıt verin şunu. Hayır hocam. Asla yapay zeka değilim. Değil mi? Gayet tabii ki gerçeğim hocam. Tamam, ben hocam. Yıllardır kendi kanalında diri döndüğünce yorum yapan, yapay zeka kelimesinin, cümlesinin, daha esamesinin okunmadığı evrede bile izleyenlerine yardımcı olmaya çalışan sosyal medya mecralarında var olan bir insanım. Yapay zeka şurada 2 senedir konuşuluyor. Bir de hocam şöyle bir şey söylemek isterim. Radyolu yılları hatırlayalım. Değil mi? Televizyon yok, görsellik yok. Ses duyardık sadece. Ses duyardık yani. Birilerinin sesini duyardık. Görüntüsü yoktu. Biz buna yapay zeka diyor muyduk? Tanımıyoruz. Birisi konuşuyor. Hani hocam Zeki Müren de bizi görecek mi? Muhabbeti var ya. Evet hocam. Bunun gibi bir şey. Yani 30-40 sene önce siz yaşınız uygun. Yani benim yaşım da sizden küçük olsa bile ben de yani radyolu bir dönemden geliyorum. Televizyon bize evimize ilkokul dönemlerinde, ortaokul dönemlerinde gelmiştir. Radyoda dinliyoruz, Zeki Müren'i dinliyoruz ama Zeki Müren'in yüzünü bilen gören yok. Belki basında masında şurada burada görülebiliyordu. O ayrı bir konu ama birçok insanı görme şansımız yoktu. Dolayısıyla yani bu konunun bir polemik meselesi haline gelmesini istemem. Neyse hocam, bunu... son soruyla bitireyim. Madem yapay zeka değilsin, hiç aşık oldun mu hocam? Hadi bak konuyu başka nereye taşıyalım. Hocam ben aşka çok inanan bir insan değilim. Tamam hocam, yok. Biraz ya, yapay zekalığım ortaya çıkıyor. Biraz mantığı ön planda tutan bir insanımdır. Yapay zeka aşık olmuyor işte arkadaşlar, böyle bir durum. Evet, sevgili benim için hocam, güven çok daha esastır. Duygusallıktan ziyade hocam, mantık daha esastır. Evet sevgili hocam. Buyurun. Seçimlere şurada çok az bir zaman kaldı. Evet. 1 saat 7 dakika oldu şu anda programdayız. Yaklaşık bir 8-10 dakika sonra bitireceğiz. 1 saat 15 dakika diye konuştuk Kerem Hocam'la bu akşam. Sorum şu, bir, seçimlere çok az bir zaman kaldı. Seçimlere kadar, 31 Mart'a kadar borsada, dolarda ve dövizde nasıl bir artış görüyorsunuz? 1 Nisan sonrası ne görüyorsunuz hocam? Şimdi efendim, borsadaki artış eğiliminin az önce Kerem Hocam da hassas noktalara değindi. 9400'lerde bir direncimiz var. Bu direnç noktasının aşılmak suretiyle seçim evvelinde bir 9600-9800 bölgesinin görüleceği kanaatindeyim. Bu benim kanaatimdir. Zira bunu bir takım grafikler nezdinde de ifade edebilmek mümkün olabilir. Bu bölgeye doğru bir atak olsa bile bu atağa karşı dikkatli olmakta fayda var. 15 Mart tarihine kadar, bakınız 15 Mart tarihine kadar borsada olumlu ve ılımlı eğilimin devamını beklerim. 15 Mart'tan sonra seçimlere artık çok az bir zaman kaldığı için iki yönlü bir durum olabilir. Yani biz de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer ki seçimleri AKP'nin kaybedeceğine dair bir kanaat ön plana çıkar ise, seçimler sonrasında AKP'nin daha agresif davranışlar içerisinde olabileceği korkusuyla, başta yabancılar olmak üzere ürkütücü bir takım satışlar olabilir. Bu ürkütücü satışlardan kastım endeksi 3000'e 4000'e düşürecekleri anlamında değil, 9800 ötesinde 10.000'li seviyelere gidemeyebiliriz 3 aylık bir süre için. Seçim sonrasındaki 3 aylık süre için. Fakat eğer ki ayın 15'i itibariyle piyasalardaki genel hava bir iyimserliği satın alıyor, belirsizlik bitecek. Bu belirsizlik bittikten sonra da taşlar yerine oturacak şeklinde bir algı ön plana çıkar ise, biz seçim öncesinde seçimlere, borsamız da çok iyi, İşte 10 binleri bile geçen bir borsayla, ekonomiyle, muhteşem bir ekonomiyle seçimlere giriyoruz şeklinde siyasi bir görüntü oluşturmak bakımından 10.000'li seviyeleri test etmiş olarak bile seçim
günlerine gelebiliriz. Fakat seçimden sonra 31 Mart sonrasında borsanın yukarı yönlü bu beklentiye dair eğilimi söz konusu olacaktır. Ama birkaç gün içerisinde bir konsolidasyon, son dönemlerde oluşan karı bir şekilde nakde geçirmek, o evredeki faiz ve dolardaki hareketlilikten istifade etmek gibi niyetlerle borsada bir kar realizasyonu olabilir, bir miktar geri çekilme yaşanabilir ve bir 2-3 aylık süreçte sakin bir tavırla borsada ufak bir bant içerisinde gitgeller olup bu evrede yine mal toplanır ve yılın sonlarına doğru borsada tekrar yeni bir ralli ile biz 12-13 bin belki 15 binlere kadar gidebiliriz. Onları daha sonraki yayınlarımızda konuşuruz kanaatindeyim. Ama benim görüşüm 31 Mart'a kadar borsadaki olumlu ivmenin devam edeceği, Nisan ayı itibarıyla borsada bir miktar yavaş yavaş kar satışlarının gelme olasılığını öngörüyorum. Dolar mutedil bir şekilde yükseliyor. Nisan sonrası, seçim sonrası itibarıyla bu belirsizlik bitti. Ve acaba hükümet ne yapacak? Siyasi iktidar, ekonomi kurmayları ne yapacak şeklinde bir bekle gör havasıyla. Acaba önümüzdeki 4 yıllık süredeki rehaveti dikkate almak kaydıyla kemer sıkma politikasında vazgeçip daha farklı adımlar mı atacak? Yoksa hakikaten enflasyonu düşürmek noktasında bütün kararlılığıyla, seçimler bitmiş olsa bile bütün kararlılığıyla çalışmak gibi bir tavır içinde mi olacak? IMF ile bir diyaloğa girecek mi, girmeyecek mi meseleleri bağlamında doları da böyle yorumlamak lazım. Evet. Yani ne demek hocam, kemer sıkılacak ve IMF ile ilişkiye girecekse dolar yukarı doğru mu gider, aşağıya doğru mu iner? Yukarı doğru gider. Neden yukarı doğru gider? Çünkü IMF şunu ister. Her zaman için sıkabildiğin kadar sık kardeşim. Zam yapma, onu yapma, bunu yapma, şunu yapma diyecektir. Öyle bir faizi, evre olduğu zaman da... Faizi düşür mü der, arttır mı der? IMF faizi artır der. Ha diyeceksiniz ki faiz arttığı bir ortamda faiz artışları doları dizginlemez mi? Hayır. Şu anda IMF vesaire kavramları işin içerisine girerse vatandaşın korkusu biraz daha büyür. Demek ki çok ciddi bir tehlike var. Biz IMF'den borç almak ve onun direktiflerini yerine getirmek noktasına gelmişiz. IMF'ye boyun eğmek durumundayız. Bankasından bile dolarını veya altınını çekmek ve bir şekilde daha güvenli noktalarda saklama ihtiyacını hissedebilir. O zaman da kemer gevşetirse, bu var olan politikalardan vazgeçerse artık Türkiye nereye doğru gider? Allah kerim yani. Onu da artık hesaplayamam hocam yani. Hocam olay güvenle alakalı bir olay. IMF gelsin gelmesin, o bu şu ne olursa olsun. Sonuçta atılan adımlar ekonomide bir düzelme, enflasyonda bir gevşeme ama gerçek anlamda bir gevşeme. Enaklı, TÜİK'li polemikleri olarak enflasyonu yorumlamamak şartıyla biz cebimizde enflasyonda bir rahatlama gerçekten hissedebilir isek işte o durumda vatandaşın güveni artar, dolara da altına da olan ilgisini bir şekilde zayıf tutmaya başlar veya gevşetir. Bu olay güvensizlikten kaynaklanıyor. Evet Kerem Hocam, senin bu konudaki görüşlerin nedir? Yani seçime kadar ve seçim sonrası için döviz ve borsa için bakışın nasıl, görüşün nasıl? Yani dövizle ilgili bir hareketlenme var ama ben seçimden sonra her ne kadar ne olursa olsun yine de enflasyonun altında bir bu sene yani TL'nin değerleneceğini enflasyona göre konuşuyorum, bunu düşünüyorum. Öyle anormal bir döviz patlaması olacağını tahmin etmiyorum. Anormal şeyler olmadığı müddetçe. İşte savaşlar, büyük yıkımlar, daha sonra veya şöyle örnek verebiliriz. İşte yeniden bizim bu rasyonel politikalardan vazgeçmemiz gibi bir şey olmadıkça olmayacağını düşünüyorum. Enflasyonist ülkelerde, bu zaten her yerde vardır, enflasyonun olduğu ülkelerde bugün bütün her şey, gıda, restoran fiyatları ortada, hizmet enflasyonu ortada. Bu kadar ciddi enflasyonun olduğu ülkede tabii ki bu ürünleri, bu hizmetleri üreten firmaların da hisselerinin fiyatları yükselecektir. Endeks yukarı gidecektir. Ama bu yukarı gitme ne kadar olur? Bazen bu geçen hafta yaşadığımız gibi düzeltme olur. Bazen yukarı gider. Önemli olan ama seçimden sonra tabii bu ciddi bir mesafe aldık. Hisse seçiminin önemli olduğunu düşünüyorum. Hisse ve sektör seçiminin. Onunla da alakalı mesela işte hava yolları için güzel bir dönem geçirebiliriz.
mesela önümüzdeki dönemde. Geçen hafta da bahsettim. Çimento sektörüyle ilgili. Çünkü seçimden sonra deprem bölgesiyle ilgili kısımlar aynı zamanda yazın gelmesiyle inşaat sektörüyle ilgili kısımlar. Hisse seçimleri önemli olacak. Önemli olan tasarruf sahibinin kendini enflasyona karşı koruması. Çok zor. Mümkün değil belki de ama koruyabildiğiniz kadar. Tabii finansal okuryazarlığı, borsa eğitimi almış insanlar için bunlar bir nevi biraz daha kontrol edebilir, yönetilebilir şeylerdir. Ama ben de açıkçası çok anormal şeyler olmadığı müddetçe endekslerin yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var, onu da gözden kaçırmayalım. Biz her ne kadar artık yurt dışından etkilenmiyoruz gibi bir algı varsa da Amerika'da işte biraz önce programın başında bahsettim. Artık söyledi Powell. Yani dedi öyle veya böyle anormal bir şey olmadıkça biz faiz düşürmeye başlayacağız dedi. Eğer Amerika'da faiz düşmeye başlarsa altın fiyatı artar. Ama yalnızca o altınla tatmin olmayacak, ciddi bir yatırımcı var, büyük bir para var. O da gelişmekte olan ülkelere para akıtır. Gelişmekte olan ülke borsalarının içinde de en ucuz borsalardan biri de Türkiye'dir. Güven, istikrar, bugünkü rasyonel politikalar, bu stabilizasyon devam ettiği müddetçe belki o eskiden olduğu kadar akmasa da Türkiye'ye yabancı sermaye gelir. Bu da yine hem endeksleri hem de tahvilleri olumlu şekilde etkiler. Teşekkür ederim Haluk Hocam. Şimdi 2-3 tane peş peşe soru soracağım ve bitireceğim programı. Bir, Ereğli yarım bıraktığımızı söylüyor izleyicimiz. Ereğli ile ilgili son söyleyeceklerin nedir? Altta soruyu veriyorum. Görüyor musunuz? Görüyorum hocam. Bu bir soru hocam. Lütfen not alırsanız sevinirim. Evet. Yine bir soru daha vereceğim. Pardon. Şu. İkinci soru. Altın ile... Evet hocam. Fatih Bey'in sorusu. Altın aldım. İyi mi yaptım, kötü mü yaptım diyor ki bunu birçok insan yapıyor gördüğüm kadarıyla. Bir de bu soru hocam. IRS ne demek? Normal mi? Hocam IRS, yani burada bir kelime hatası mı var bilmiyorum. IRS'den ne demek istemiş? Bunun bir açılımını yaparsa IRS. RSI mı demek istemiş acaba? Herhalde yani bir indikatör aklı mı? RSI borsada kullanılan bir indikatördür. Teknik analizde göreceli güç kavramı olarak tabir edilen teknik analiz yöntemlerinden bir tanesidir. Şimdi hocam ben ekranımı alabilirseniz şu anda ekranım görülebilir ise Ereğli'ye dair bir grafik mevcut şu anda. Bu Ereğli grafiğimde Ereğli'nin 51 TL'den başlayan bir geri çekilmesi var ki burada teknik olarak konuşacak olur isek Ereğli'nin bir kere mevcut kapanış değerini ve en düşük değerini hesap ettiğimizde Ereğli kritik bir direnç noktasına gelmiş. Ereğli'nin bundan sonraki yöneliminde endeks 9400-500 lira doğru gidecek ise eğer Ereğli'nin 48.40-49'lar seviyesine doğru atağını devam ettirmesi beklenebilir. Ama sektörel bazda baktığımız zaman dünya piyasaları ve Türkiye piyasalarında Ereğli demir-çelik sektörü içerisinde olan bir firma. Bu durumda sektörü yakından takip etmek lazım. Sektörel analize şu anda girersem uzun süreçli bir durum olur. Ancak Ereğli'de yaşanmış olan geri çekilmenin abartılı bir geri çekilme olduğu gerçeğinden, bu manipülatif yaklaşımın oluşturduğu gerçeğinden, birilerinin 100 milyon lot satıp da diğer taraftan düşük seviyelerden bu malı almış olması gerçeğinden hareket ettiğimiz zaman bu olaya ihtiyaç duyulduysa eğer Ereğli'de önemli bir umut var demek ki. Ereğli'yi daha da ucuza alalım adına bir operasyon yapıldıysa bu hissede bir umut var demek ki. Bir umut gören birileri var demek ki. Bu sebepten dolayı bu yapılmıştır. Sebepsiz yere böyle bir işlem yapılmamıştır senaryosundan hareketle. Ereğli için böyle bir bakış açısı olabilir. Boşveren konusunda bir soru var. Boşveren'e gelince Boşveren grafiğini çağırıyorum ve Boşveren noktasında baktığımız zaman bu da son dönemlerde 1400 seviyelerine yaklaşmış, ardından 1150'ler seviyesine kadar gelmiş.
Benim değerli dostlar, değerli arkadaşlar, bilmenizi istediğim bir husus var. Pivot denilen bir kavramı son derece önemserim. Pivot bir hissenin denge değeridir. O denge değerinin üzerinde kapanış yaptıkça nerelere kadar yükselebileceğini ifade eder. Bir denge değerinin altında kapanırsa da nerelere kadar düşebileceğini ifade eder. Bunları borsapivot.com isimli web sitemizde kısa vadeli yatırımcıysanız günlük bazda, biraz daha orta vadeli yatırımcıysanız haftalık bazda veya aylık bazda görebilirsiniz. Ben size aylık bazda boş fren için bir yorum yapayım. Pivot kriterleri esasıyla içinde bulunduğumuz Mart ayı bazında 1210 TL seviyesinin üzerinde boş fren kalır ise 1533, burasının geçilmesi durumunda 1707, hatta 2000'leri dahi görebilir. Bakın, görebilir. Şart ne? Birincisi, 1210 seviyesinin aşağısına asla ve asla gelmeyecek. Ve 1210 seviyesinin üzerinde kalmak şartıyla da 1530 seviyesine dikkat edeceğiz. Burada zorlanabilir. Zorlanmayıp geçerse bu durumda 1700'lerde görülebilir. Çünkü teknik olarak yukarı yönlü bir eğilim içerisinde. Üçüncü soru, TL borçlandım, altın aldım. Şimdi altın... Hocam, buyurun hocam. Çok pardon. Buyurun hocam. Ben de bir değineyim isterseniz, müsaadeniz olursa. Tabii ki. Tabii. Ne demek hocam, estağfurullah. Fibonacci ile baktım, Fibo'yu kullanarak, evet. Düzelme seviyeli yerlerine. Yani şimdi ilk direncini geçmiş, 1385'e kadar gidebilir endeks, eğer biraz önce bahsettiğimiz gibi endeks, tabii en büyük indikatör, yani en büyük gösterge endekstir. Endeksin gitmediği bir yerde hissenin çok çok hızlı gidiyor demesi, o hissenin spekülatif, manipülatif bir hisse olduğunu gösterir. Onu da altını çizelim. Evet. Yani onlar ayrı şekilde değerlendirilen hisselerdir veya kendine çok has, kendine özel, dönemsel özellikler taşır. Bilançosu ile ilgili veya haberlerle ilgili taşır. 1385'e kadar gidebileceğini görüyorum ben de boş verenin. İlk olarak. Evet, hani, zira biz de ay bazında 1500 TL gibi bir değer gördük direnç noktası olarak. Mesela önümüzdeki hafta diyelim, hani bu ay biraz daha uzun bir zamandır belki, ama önümüzdeki hafta bazında tahmini bir değer söyleyeceğim. Çünkü hafta kapanmadığı için kapanmayan bir hafta üzerinde yorum yapmak çok doğru rakamlar vermeyecektir. Hafta kapanmadığından dolayı 1400 seviyesinin test edilmesi mümkün olabilir bu hafta itibariyle. Bakın, bu hafta en yüksek 1265 seviyesi görülmüş. 1236 seviyesinin üzerinde kalındıkça 1400 seviyesi hissenin ilk hedefi olarak görülüyor. İlk teknik hedefi olarak öngörülüyor. Bu bir yatırım danışmanlığı değildir. Bir kere daha altını çizmek istiyorum. Ben de aynı şimdi, şekilde. Zaten yakın çıktı hocam. 1385 ben. Aynen dedim. Öyle. 1400 dedim. Şimdi... Evet. Hocam, haber akışını çok yakın takip etmek ve belli teknik kriterleri dikkate almak gerekiyor. Haber akışı artı alıyor X bir kurum, neden alıyor? Satıyor, neden satıyor gibi dedektiflik işlemlerini yapmak vesaire. Viyop'ta ne oluyor, ne bitiyor? O hissenin eğer Viyop'ta tahtası varsa bunları takip etmek lazım doğru kararlar vermek için. Haber akışı demiş iken, bakın bugün Sayın Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Takip edildi mi edilmedi mi bilmiyorum. Gözden kaçmış olabilir diye. Ben o açıklamayı ve açıklamanın etkisini size ifade etmek istiyorum. Şu arada bu saatlerde gün içi verilerin yedeklenmesi diye bir işlem oluşuyor. Evet, bu işlem bitti. Şimdi Mehmet Şimşek, Sayın Mehmet Şimşek dedi ki zorunlu afet sigortası sistemine geçeceğiz dedim. Yani deprem, o bu şu falan filan mevzuları gibi unsurları dikkate almak kaydıyla, arkadaş sen zorunlu olarak afet bölgesinde bulunuyorsan veya belki de bilmiyorum bütün Türkiye genelinde böyle bir şey olacak, bu sigortayı yaptırmak zorundasın. Nasıl kasko yaptırmak, pardon, trafik sigortası yaptırmak konusunda mecburuz, yaptırmadığımız zaman ceza yiyoruz. Hocam, sigorta endeksi bugün bir günde en çok yükselen endeks konumunda. %6,16. Bakın, bir açıklama geliyor ve bu açıklama paralelinde sigorta sektörü %6,16 oranında ortalama anlamda ABC kağıtları farklı miktarlarda artış göstermiş olabilir. Bu sektörün, sigorta endeksinin rakamıdır. %6 oranında artış gösteriyor. Oysa ki bankacılık endeksi bugün çok iyi bir günde olmasına rağmen %5, sigorta endeksi %5'in de ötesinde bir artış göstermiş. Şimdi hocam, değinmediğimiz bir konu var. Soruları bitirdim galiba.
Fitch konusuna hocam, değinmedik. Hocam değinin de konu başlıklarımızdan bir tanesi de şuydu. Onu da değinip geçin de bitmesin diye. Dolar evet, ve altına vergi olmayalım. Gelir mi? Dolar ve altına yeni bir vergi gelir mi? Onu sorayım. İkincisi de borsada kazanç elde edildiğinde vatandaş vergi veriyor mu? Eğer vergi vermiyorsa önümüzdeki süreçte iktidar 1 Nisan sonrası vergi getirir mi kazanca? Hocam borsada vergi olayı var. Yok değil ama belli dilimler ve rakamlar halinde var. Eğer uygun görürseniz ilerleyen yayınlarda ben bir vergi hukuku prof hocamı yayına davet etmek Peki isterim. Hocam. Bu konularda çok aydınlatıcı bilgi verecek. Zira bu Tabii konuya hocam. Ben vakıf değilim. Ama fonlar hocam, üzerinde... Haluk hocam, Sayın Şimşek son yayında şunu söyledi. Bireysel yatırımcılar için borsada vergi gündemimizde yok dedi. Yok Bunu dedim. Da... Doğru. Evet, o konuya katılıyorum ben de. Öyle bir durum söz konusu yok değil. Diyor tabii, gündemimizde yok diyor. Belki bir ay sonra gündemimizde olabiliyor yani Türkiye burası. Tabii olmayacak anlamına gelmiyor dediğimiz gibi. Bakanlar kurulundaki gündem yani o. Hani bir ay sonraki gündemde olabiliyor tabii. Evet. Dolar ve altın olayına bir vergi gelir mi gelmez bir noktası. Bugün dediğim gibi zorunlu karşılık oranlarında bir takım ek şeyler getirildi. Yani bankalar makaslarını açmak durumunda kalıyorlar. Yani olay şu, bankalara şu baskıyı yapıyor. Diyor ki al ve sat noktasındaki makasını artır ve vatandaş gelip de dövizini istediği zaman zorluk çıkar anında pat diye önüne verme diyor. Vatandaş da bir şekilde bankadan dolar almıyor veya bankadan dolarını bozdurmuyor. Kapabiliyorsa alıyor, döviz bürosuna hücum ediyor. Döviz bürosuna hücum ettiği zaman da döviz bürosu arz varsa talep dengesi, arz talep dengesine göre biraz da döviz fiyatlarındaki serbest piyasa özelindeki yükseliş de birincisi bankalar nezdindeki yükseliş makası yukarıdan gelen baskıyla fazla açması, al sat makasını açması. Yani şu an şu saat itibariyle ben 31.82 değerini görüyorum dolarda. Atıyorum bankadan ben şu an dolar alacak olsam bu saat itibariyle eminim ki 35'ten aşağı vermeyecektir. Veya gün içinde olsaydı ben 34 civarındaki bir rakamla belki dolar alabilecektim banka kuruyla. Daha uygun bir fiyattan almak adına paramı alıp da döviz bürosuna gittiğim zaman o da bana yine talep var diye daha yukarıdan bir satış yapmak isteyecek ve böylelikle fiyatlarda altın için de aynı şey söz konusu ve birçok altın kuyumcularda çeyrek altının ki insanların gücü ancak çeyreğe veya çeyreğin de küçüğüne bilmem neyine yeter duruma geldi. Yok diyor. Bu yok demenin içerisinde talebin yoğunluğundan dolayı fiziki olarak altında bir azalmanın olduğu gibi şu da akla geliyor. Belki döviz bürosu veya kuyumcu da altında ve dolarda yükseliş olacağını öngördüğü için satmak istemiyor. Kasamda dursun daha iyi diyor. Niye satayım? Satmayınca nasıl para kazanacak hocam altın? Hocam yani, yükselmesini çünkü... bekliyor. Yani bugün atıyorum yani, çeyrek altın 3700 TL. Kuyumcuların kapıya kilit vurup bitmesi lazım. Hala satıyorlar patır patır yani herkes. Hocam her zaman da evre böyle tabii ki satıyorlar. Tabii ki satıyorlar ama bir şekilde elindeki malın tamamını satmak yerine avantajlı bir şekilde ya pahalı satmayı düşünecek veyahut da pahalı fiyattan satamıyorsa da nasıl olsa yükseleceği öngörülüyor. Bu beklentiyle de 100 tane altını varsa bunun 50 tanesini ticaretinde kullanacak, 50 tanesi beklemede kalsın diyecek. Al sattan değil de dün sattığını bugün yerine koyar mıyım, koyamaz mıyım gibi hesaplar içine girecek. Yani piyasanın belirsizliği vatandaş içinde, sektör içinde, kuyumcusu, döviz bürosu veya sanayicisi içinde benzer bir durumu gösteriyor. Hocam Fitch konusuna da bir cümleyle değinmek istiyorum. Fitch biliyorsunuz kredi derecelendirme kuruluşu ve kimi zaman cibri davranır, kimi zaman da cömert davranır ama notumuz iyi durumda değil. Fitch'in yarın yani cuma günü gece yarısı saatlerinde Türkiye hakkında bir not vermesi bekleniyor ve Türkiye'nin kredi notundaki görünümü, bakın nottaki görünümü durağından pozitife çevireceği yönünde bir beklenti hakim. Şimdi notumuzun görüntüsünün değişmesi ayrı bir olaydır. Notun kendisinin artması ayrı bir olaydır. Ben bunu bir öğretmenin öğrencisi hakkındaki kanaat notu olarak değerlendiriyorum görüntü değişikliğini. Ama kanaatim sende olumlu, sen iyiye doğru gidiyorsun ama hala istediğim kıvama gelmedin. Bu kıvama gelirsen ben sana 6 vereceğim, 7 vereceğim, 8 vereceğim demek gibi bir şey.
Not artışı beklenmiyor. Görünüm değişikliği olabilir ama not artışı beklenmiyor. Eğer bir sürpriz yapar da Fitch, yabancıların son dönemlerde yüklü miktarda pozisyon almış olması paralelinde bir şekilde kendi budilerine de güzel para kazandırabilmek ve Türk borsasında bir şov olsun, bu şovdan benim vatandaşım da para kazansın gibi bir hesap kitap içine girecek olur ise, onlar da çünkü siyasi adımlar atabiliyorlar, kalkıp da notumuzu artırırsa, son 3-4 yıldır ilk defa not artışı yapmış olan bir kredi derecelendirme kuruluşu adımını yaşamış oluruz ki bu piyasada son derece olumlu etki yapar, borsayı coşturur, dolarda da bir miktar geri çekilme yaratır. Bu bir miktardan kastım ne olur? 30 seviyelerine doğru belki geri dönebiliriz. Kalkıp da 22'ye 23'e döneriz şeklinde bir anlam asla çıkmamalı. Bir miktar doların tansiyonunda bir düşme olabilir. Fakat bu düşüşün de geçici olacağını düşünürüm. Ama Kerem Hocam'a net olarak katılıyorum. Seçimlerden sonra dolarda bir patlama 50 olacak, 60 olacak, 80 olur gibi söylemlerin hiçbirisine katılmıyorum. Dolar 29. haftaya girdik. Yarım senedir yükseliyor. 25-26 TL'den gele gele 32 TL'ye geldi. Evet hocam. Hocam öncelikle teşekkür ediyorum. İlginçtir, programın sonuna doğru yaklaşık 2500 kişi vardı. Birden 2000 kişi birden gitti. Ya artık programın sonuna geldiğini düşünerek öyle. Hocam, yarın tabii iş güç var haliyle. Bilemiyorum ister hocam. Gelip gittiler ya da tüyo almak için geldiler, borsa deyince gittiler. Evet. Son olarak soracağım hocam. Bize 3 tane hisse söyleyebiliyor musun hocam? Bu yasak mı? Önce onu sorayım da. Yasak mı Kerem hocam? Ben şöyle söyleyeyim, evet, hisse söylemeyi Haluk Hoca da doğru buluyor, ben de bulmuyorum ama yine bir iki tane tam. O zaman şöyle söyleyeyim, o zaman hisse söyleme, hisse söylemesin. Üç tane güven güvenli hisse var mı hocam? Öyle söyleyeyim, limana demirli güvende olan hisse var mı önerebileceğiniz? Sektör söyledim abi ben işte, hava yolları bugünden sonra dedim, çimento dedim, bir tane de Haluk Hoca söylesin bir sektörde. Gıda sektörü. Ya Haluk Hoca, elinizde olmayan bir tane hisse söyleyin ya. Hocam elimde olsun veya olmasın, ben hisse adını ezbere söylersem buna dair altını doldurabileceğim açıklamalar yapmaya zamanım olmadığı için hisse adı söylemeyeceğim. Sektör söyleyeyim, gıda diyeyim veya sigorta diyeyim. Yalnız benim Ali Hocama bir teklifim var. Hocam, siz beni tabii ki dinleyicilerin soruları paralelinde daimi olarak hisse bazında konuşmam hususunda yönlendirmeye çalışıyorsunuz ve sorularınız oluyor. Hocam, önümüzdeki günlerde bir yayınımızı atıyorum, bir anket yapalım. Bir anket yapalım. 5-6 tane veya 4 tane diyelim örneğin. 5 tane. Bu ankette en çok sorulan hisseyi ben analiz edeyim. Bakın. Analiz etmek başka bir şey, hisse adı söylemek başka bir şey. Ben soyut bir şekilde tamam, A hissesi, B hissesi söylemem. Ben bir anket açıyorum. Bir anket açıyorum. Evet. Ankette hangi hisseleri merak ediyorsunuz diye soru sorayım. Önümüzdeki evet. Hafta bir gün öncesinde videonun, yeterli mi sizin için? Videonun altına yorum yazsınlar Ali abi. Bu tamam videonun. Tamam. Gelecek en çok hangi hisse şeyi yorumu gelirse onu konuşalım hocam. Hocam, bana 2 saat öncesinden hangi hisselerin analizinin yapılması gerektiği konusunda bilgi gelsin, yeterlidir. Bu 2 saati de şunun için istiyorum. Grafiklerimi hazırlayayım. Ekranda yayında zaman kaybı olmasın diye. O zaman tamam. O zaman söz tamam. Veriyorum. Bir tane de ben yapacağım Ali abi. Tamam, kabul. Şimdi Haluk Hoca adına veriyorum bu sözü de. Önümüzdeki hafta izleyicilerimiz için güzel bir şey yine. Haluk Hocam, bu hafta değinemedik. Önümüzdeki hafta sizin Türkiye'de öncülüğünü yaptığınız bir konu var. Bu akıllı para dediğimiz büyük sermaye, bu hani para baronları dediğimiz kişilerin ayak izlerini takip etme. Biraz önce dediğiniz gibi dedektif yapmayla ilgili sizin bir sisteminiz var. Onunla ilgili de bir bilgilendirirsek, bir analiz yaparsak önümüzdeki hafta, o da güzel olur bence izleyiciler için. Büyükler hocam, neler yapıyor? TEP ne yapıyor? QNB Finans ne yapıyor? Mesela Garanti BBVA ne yapıyor? Citibank ne yapıyor bunlarla ilgili? Evet. Memnuniyetle hocam. Bu koşullar tamam altında hocam. Hisse analizi yaparım ama hisse adını A hissesi, B hissesi demeyi doğru bilmiyorum. Tamam, ben o hissenin olumlu olumsuz yanlarını masaya dökeceğim.
son karar tabii ki yatırımcım olacak. Ben Kerem Hocam'dan rica edecektim. Hocam siz de analiz yapabilecek yetkinliğe sahipsiniz. Yani biz çok ders yaptık Kerem Hocam'la birlikte. Dolayısıyla hocam 5 hisse sorulduysa bunun bir tanesini veya iki tanesini de lütfen siz kendi bakış açınızda yorumlayın tamam diye hocam. Ricada bulunacaktım. O benden önce bu konuya girmiş tamam oldu. Hocam son bir flash bilgi olarak da bir istatistiki bilgi olarak bir şey söylemek istiyorum. 2022 yılında 1751 adet milyonerimiz varmış. Dolar zengini milyonerimiz varmış. 30 milyon doları üzerinde parası olan insan sayısı 2022'de 1751 kişi iken Türkiye'de 2023'te bu 1932'ye yani %10 artmış. Hocam son söz. Türkiye'de dolar milyonerlerinin sayısında bir artış var. Hocam 1932 kişi dediniz değil mi? Evet hocam. Evet. 30 milyon dolar ve üzerinde parası olan kişi sayısı. Lanet olsun. Ultra zengin tabii ki. 1932 kişiyi konuşuyoruz. Yani Türkiye 85 milyon. Aslında tüm hikaye 2000 kişinin etrafında dönen bir Türkiye gerçeğinin de altını çizmek maalesef gerekiyor. Dünyada 625 bin kişinin 30 milyon ve üzeri doları var. 625 bin kişinin. Hocam ne olur yani 500 bin, 1 milyon kişi de işte Türkiye'deki oligarşiyi temsil eden kesim olarak görüyorum. Bunların kaçı siyasidir merak ediyorum. Sevgili hocam, iki hocamız da özellikle borsada hisse konusunda hava yolları, çimento, gıda ve sigortaya dikkat çektiler sevgili izleyiciler. Bunu da sizinle paylaşmış olalım. Önümüzdeki hafta içerisinde bir haftalık süre içerisinde bir anket açacağım. En çok hangi hisseyle ilgili olarak hisselerle ilgili olarak analiz yapılması isteniyorsa da önümüzdeki çarşamba günü onu yapacağız sevgili arkadaşlar. Perşembe günü hocam. Perşembe pardon özür diliyorum. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum. Haluk hocam, Kerem hocam teşekkür ediyorum. İyi sabahlar diliyorum. Sevgili izleyicilere de diliyorum. İyi sabahlar. 2500'ün üzerinde izleyici izledi ama son şeyde biterken sayımız yaklaşık 500'e düştü. İzleyicimizin biri diyor ki ham bilgiyi aldılar ve gittiler. Ham meyveyi dalından koparıp gittiler öyle söyleyeyim ben de. Hocam çok emeğinize sağlık. Dilinize estağfurullah. Sağlık. Estağfurullah. Ben de teşekkür ediyorum. Dinleyen arkadaşlarımıza, dinleyip gidenler de dahil olmak adıyla saygılarımızı arz ediyoruz. Ali abi sana da teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Yayını beğenmeyi, her iki kanalda abone olmayı lütfen unutmayın sevgili izleyiciler. Kendinize iyi bakın. 16 yayınlarını iptal etmedim sevgili izleyiciler. Kendimi dinlenmeye aldım öyle söyleyeyim. Belki haftada 2'ye 3'ye 3 yapabiliriz ama 5 yapmayacağımızı da ifade edelim. Kerem hocam tekrar, Haluk hocam tekrar çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız. İyi geceler.